İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Evet öyle Biden soykırım dedi ve bir tek biz konuşmadık. Akıl Odası konuşmadı. Mahmafi Cumartesi günü 24'ünde olmuş idi bu olay. Ondan sonra gazetelerimiz, televizyonlarımız, tartışma programlarımız maşallah bütün boyutlarıyla konuştular. Biz Perşembe günü ne söylediysek onları konuştular. Yalnız biz açıklamadan sonra ve açıklamadan sonra olanlara ilişkin konuşmadık. Bakalım bir de akıl odası konuşsun. Bu Biden'ın soyk ABD'nin soykırım açıklamasını tanımasını da diyebiliriz. Nihayetinde şöyle bir tartışma var. Bu tartışmanın boyutları uluslararası hukuk konuşuldu. Tarih boyutu konuşuldu. Yalnız oraya biraz fazla iteklendiğini ben düşünüyorum. Bakalım hocalarımız, büyüklerimiz öyle düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı bilmiyorum ama güzel üç tane boyut olduğunu söyleyebiliriz. İşte dediğim gibi uluslararası hukuk Amerika'da mahkemeler açılır açılmaz. ki tarih boyutu, tarihte ne oldu boyutu. Üç bunu kim yaptı boyutu diyorum ben ona. Bunu kimin yaptığına ilişkin bir teşhis de var. Ama karşılığı verildi mi bu akşam onları da konuşacağız. Ee, esasında Türkiye'nin hem diplomatik dış politika müktesebatı 30-40 yıllık bir öyküdür belki daha da fazla. Bu sözde Ermeni soykırımına ilişkin büyük bir birikime sahip. Buna ilişkin Fransa'da olsun, sahir dönemlerde olsun, yerlerde olsun birçok dava takip edildi, görüldü. Bunun savaşı verildi. Buna ilişkin birikim son derece yüksektir. Gel gelelim ee, dediğim gibi iş biraz buraya odaklanıyor. Öbür taraf yani Türkiye'nin buna ilişkin reaksiyonunun ne olacağı, ne olması gerektiğine ilişkin merak daha ötelenmiş gözüküyor. Ne zamanı? Haziran ayına. Ne var Haziran ayının ayında? NATO zirvesi var. Sayın Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Biden'ın konuşması sırasında bunu da öğrenmiş olduk. Ama ne konuşulacak orada? Bu işten ne gibi bir şey çıkacak ki biz davranışlarımızı buna göre ayarlayacağız. Reaksiyonumuzu buna göre ayarlayacağız onu da bu akşam konuşmak arzusundayız. Çünkü şöyle dendi. Cümle şu. Aslında bir tek cümleye indirebiliriz bütün bu tartışmaları. Bir pratik olacak efendim. Nedir bu pratik? Amerika Türkiye ilişkilerinin düştüğü yeni seviyenin pratikleri. Cümle bu. Bunun tercüme edilmesi gerekiyor. Bu nedir? Yani bizim buna karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne ne söyleyeceğimizin anlaşılması gerekiyor belki de Haziran'dan sonra bir şey de söylenmeyecek o kısmını bilmiyoruz. Ana konumuz biraz budur efendim. Bunu konuşacağız. Efendim Kıbrıs Cenevre görüşmeleri yapılıyor. Bunun en ilginç boyutu İngiltere basınının bu Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyacağı yönündeki haberler. Bu çok ilginç. Bugün dediğim gibi görüşmeler Cenevre'de başladı. 5 artı 1'dir. Yunanistan, Türkiye, İngiltere, Rum kesimi, KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler. Şimdi bugün biraz daha vitrin görüşmeler, protokoller görüşmeler yapıldı. Bundan sonra İngiltere'nin tabiriyle birlikte bunu konuşacağız. 3. Efendim İran'da bir ses kaydı yayınlandı. Bütün bölge, Amerika dahil Cumhuriyetçiler, demokratlar Amerika'da dahil hepsi birbirine girdiler. Çok ilginç. Bölgeyi ve ülkeyi anlamak için hakikaten ilginç bir deşifre var ortada. Bunlara bakacağız. Dediğim gibi buna bağlı birçok seri konu var. Mesela ee, Ermeni soykırımı meselesi ortaya çıktığında bir lobiler tartışması başladı. Bunu da konuşmak isterim ben bu akşam. Önemli bir konudur. O lobiler tartışmasının bir boyutu, İsrail'le aramızın kötü olmasıyla ilgiliydi. Azerbaycan çıktı dedi ki biz dedi Türkiye ile dedi İsrail arasında ara bulucu olabiliriz dedi. Bakacağız. Bunun gibi alt başlıklar var. Çok efendim. Bunların hepsini bu akşam konuşmaya gayret edeceğiz. Sayın Avni Özgürer var. Yeni Birlik Gazetesi Yazar Avni abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör doktor Süleyman Seyfi Uygun hocam burada. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi hocam şeref verdiniz. Sağ olun. Emekli tuğ general ve doçent doktor Sayın Fahri Erener burada. E, bu gece onu çok sinirlen, akşam onu çok sinirlendirmemeye çalışacağız efendim. Yani izlenme oranları açısından iyi oluyor da. Youtube'da bir de rekorlar giriyor, kırıyor biliyorsunuz paşam. Onun için de sakin tutmaya çalışacağım ben onu. Ama biraz kızgın geldiğini görüyorum. Avni abi buyurunuz. Ne diyorsunuz? Ee, memnun musunuz tablodan? Esasında bir, birkaç boyutuyla değerlendirmek lazım. Bunlar bir tanesi yani biraz belki kaba bir fıkra ama fıkra gibi bir şey. Adam birisi eşinin kendisini aldattığından aldattığı zannına kapılmış. Peşine de adam takmış taktığı adam işte nereye gitseler takip ediyor. Kadıncağız nereye gitse takip ediyor. Kadıncağız deyip de zavallılaştırmayayım da. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra diyor ki böyle böyle işte bir eve girdiler. Ben de karşıdan işte dürümleri aldım. Takip ediyorum. İşte güzel yemek yediler. İşte ondan sonra müzik çaldı. Dans ediyorlardı herhalde diyor. Müzik vardı herhalde. Ben, evet şöyle yaptılar, böyle yaptılar, işte sarıldılar filan derken perde kapat, perdeyi kapattılar diyor. Adam diyor ki ya tüh tam öğrenecektik ne olduğunu. <laughs> Şimdi bana biraz böyle bir şey durumdayız gibi geldi. Ya adam bizde, bizde o böyle bir şey kafa buluyor yani. Türkiye'ye dedi ki ben bu hükümeti devireceğim. İçeride de muhalefet var bize şey olan. Onlarla birlikte devireceğim dedi. Üstelik de ben zaten bu Suriye'deki bir takım e, Türkiye karşıtı güçleri destekliyorum. Bunlarla bunlar benim müttefikim dedi. Yani ortaklarımız diye hatta Suriyedeki ortaklarımız diyerek şey yaptı. Kendi resmi bütçesinden de, devlet bütçesinden de, Türkiye'de savaş halinde olduğu insanlara ne miktarda yardım yaptı? Kongre kararı yani hiç şey değil yani ve izi saklısı yok. O örgütün, o yapının, o silahlı örgütün başındaki insanı da bayağı general bilmem ne filan diyor. Ona rütbe de koydular kendileri şey şey değil bu genelde bu tür şeylerin başında işte hep vardır öyle rütbe tak bu bir rütbe takma merakı var ama değil mi paşam böyle evet, evet, yani evet. şeyde hafterde de var öyle bir şey böyle bol madalyalar yani Ruslarda var. en çok var yani Rusların sol omuzları hep aşağı düşük oluyor. <laughs> evet <öyle> işte <laughs> evet öyle bir şey var. Ağırlıktan mı? Madalya ağırlığından. <laughs> yani adam esas mı? Hiçbir şeyi yapacağı hiçbir şeyi saklamadı. Bizim tepçepe etrafımıza zaten işte işte Yunanistan'dan başlayarak Karadeniz tarafından başlayarak işte Romanya falandan alın Güney Akdeniz'e kadar Kıbrıs'a şuraya buraya yani her yerden bir kuşatma halini gösteriyor bize ee, ama işte şimdi dur bakalım ne olacak diyoruz. Tabi devletin böyle dediğini, böyle düşündüğünü söylemek istemiyorum, yani o anlamda söylemedim de böyle bir zihniyet, böyle bir yaklaşımın yanlış olduğunu ifade etmek için bir e, tespitte bulunuyorum. E, ve bu öyle vay hain Amerika, yok bilmem ne falan denilerek e, geçiştirilecek bir şey değil, yani küfredip geçiştireceğimiz bir şey değil. Adam kendi ülkesi için bunları gerekli görmüş. Bu stratejiyi benimsemiş. Bu şimdi benimsenen bir strateji değil. Bu Obama döneminde de böyleydi. Ondan önce de böyleydi. 1920'den itibaren böyleydi yani bu. Yeni bir durum evet. değil yani. İşte bu soykırım lafları bugünün meseleleri değil. Aslında Türkiye'deki Ermenileri protestanlaştırmaya çalışan efendim misyoner okullarının örgütlediği insanların ortaya çıkardığı şeyler, tablolar. Onların yetiştirdikleri insanların yani yoksa tarihimiz boyunca Türklerle birlikte batıya doğru yürüye gelmiş bir halk Ermeniler. Selçuklu varken Konya'daydılar. Sonra Bursa'ya geldiler. Vatikane buraya geldi. Yani Konya'ya geldi, arkasından e, bu İznik'e geldi, sonra Bursa'ya geldi. Even sonra Edirne'ye gitti. Sonra İstanbul'a geldi Vatikane. Türklerle birlikte. Ve Fatih'in özellikle Vatikan'a yoksa yani Ermeni patriklik olacak bir şey değil. Ee, Ortodoks kilisesi şey yapmasına rağmen e, reddetmesine rağmen, Patikaneyi İstanbul'a Fatih yerleştirdi. Dolayısıyla yani bu işte onun için e, Genel Moltke e, Türkiye anılarında diyor ki. Hristiyan olan Türklere Ermeni denir. O derece biz millet sadık diyoruz ya işte o da ona benzer bir laf işte. O bakıldığında yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıllar öncesinden beri biz bu laflar edildi, yani 1960'ların sonrasına kadar, 64-65'lere kadar soykırım diye bir laf yok yani zaten Türkiye'de. Ermenilerin de böyle bir talebi yok, böyle bir şey söylemiş değil. Fakat sonradan birdenbire bu çıktı ortaya. Bu artık birden de bir tepkiler gelmeyince canım ne olacak ki falan yani ölsün dursun falan gibilerden bizim böyle bir geçiştirme hafif önemsememe, görmezlikten gelme huylarımız var filan. Bunlar bazen ona mesela Süleyman Hocam bazen diyor ya bu hani büyüklükten kaynaklanan bir tavır esasında bu. Büyüklükten kaynaklanır ama adam küçüklüğünün farkında değil. Yani çınar gölgesinde yatışan bazen kendini çınar ağacı zannediyor yosun. Gibi. İşte bunlar da böyleler. Ben Amerika'da bir arkadaşımın evinde o işe gitti. Sabahtan evde bekliyorum. O gelecek. Birlikte çıkıp kitap evine falan götürecek beni. O sırada kapı çaldı. Açtım. Çok güzel iki çocuk 8-10 yaşlarında bembeyaz giy, elbiseler giymiş bir kız, bir erkek. Hani bizde de kızlay gönüllüsü çocuklar olur. Bu ile. Kumbara, bir de roze, sepet böyle bir şey. Rozet. Kız böyle reverans yaptı. Oğlan da öyle. E, merhaba işte bugün Ermeni soykırımının yıl dönümü. Akşama kadar bu rozeti yakanızda taşır Ve bir peni atıyorsunuz. Ben Türk'üm dedim. Çocuklar sanki ifritle karşı karşıya kalmış, ölmüş görmüş gibi kaçtılar. Şimdi ben arkadaşlarım gelince arkadaşıma sordum böyle diye, oldu diye. Dedi ki sen böyle diyorsun. Bu her sene böyle. Yani bildim bileli böyledir bu. Şimdi düşünün sıradan bir Amerikalı kapısı çalınıyor. Ne olursa olsun işte, zenci, beyaz fark etmiyor. Geliyor birisi diyor ki efendim böyle böyle. Amerikalı hiçbir şeyi bilmiyor. Ne Türkiye, ne Türkler, ne Ermeniler. Ama bir Ermeniler var, Türkler var. Türkler Ermenileri kesmiş bunu biliyor. Senelerce aynı gün bu lafı duymuş. Buraya gelmiş. Ve biz bunları önemsemeye, önemsemeye bir noktaya kadar gelmişiz. Sonra önemsemeye başladığımızda böyle bir soykırım söz konusu değildir diye dünyanın önde gelen bütün 60'a yakın tarihçisinin imzasıyla bir bildiri yayınlandı öyle bir soykırım olmamıştır. Bu bildiriyi imzalayanların evlerinde kimisinde bomba patladı, kimisinde üniversiteden attılar. Yani sırf bu insanları takip için çete kuruldu. Yani burunlarından getirmek için ben de o imzaları bir iki hariç geri almak durumda kaldılar bazısı. Bazısı da korktu bir daha ağzına böyle bir lafı alamadı filan. Ama önümüze her zaman olduğu gibi tekrar 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 geldi ve biz her seferinde bu 24 Nisan gelince böyle bir kanama geçiriyoruz. Böyle bir duruma başladık. Bu sefer kendince muhtemelen gerekçeleri veya Ben söylemek zorundayım. Şu bu da demiş olabilir yani. Bu, e, bizim tarafa bir açıklama olsun diye. Yani siyaseten verdiğim bir söz var. Hem o sözü tutmak hem de işte önümüzdeki sene zaten üçte bir yenileme seçimi var bizde. Ondan sonra zaten senatoda temsilciler meclisinde çoğunluk vesaireleri var. İşte zaten bıçak sırtındayız biliyorsunuz filan. Bunlar, bu numaralar söylenmiş olabilir yani. Ama sonuç değişmiyor. Buraya açmışken taraftan, söyler misiniz o akşam ne konuşuldu? Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasında. Yani tabii Cumhurbaşkanımıza böyle ben e, soykırım diyeceğim diye böyle yekten böyle bir şey, şey değil. Yani e, sizi şey yapmak yani şey yapmak Sıkıntılandırmak istemem falan demiştir muhakkak. Evet, ama Söyledi değil mi? Evet. Genosidi kullanacağını söyledi. Aksi, aksi düşünülebilir mi? Belki. Yani ama orada eğer o şey olsaydı Cumhurbaşkanımız o açıklamayı hem Amerikan tarafı o açıklamayı yapmaz. Açıkça böyle söylenmiş olsaydı. Nasıl yani anlamadım. O Haziran toplantısının açıklandığı Hani yani şunu ben şunu soruyorum. O akşam hani Sayın yani, telefon konuşması demek istiyorsun Cumhurbaşkanı ile Biden arasındaki görüşmede telefon konuşması. So, evet. Soy ben yarın böyle bir ifadede bulunacağım dedi. Demiş olabilir. Yani demek zorundayım falan demiş olabilir Bunu ama, yani az bir ihtimal gibi söylüyorsunuz. Şöyle olabilir diyorum. Bilmiyorum. Yani, hemen ama arkasından ama gelişen açıkça saatlerde, söylemiş ol açıkça söylemiş olması bir yani bir ihtimal olarak düşünüyorum bunu. Söylemiş olabileceğini düşünüyorum. Ama bir böyle dememiş de olabilir. Böylece çok net bir cümle kullanmamış da olabilir. Yani yine bir kınama şu bu yapmak durumdayım filan gibilerden laflar da etmiş olabilir. Çünkü iki cümlelik bir açıklama var biliyorsunuz. Amerika tarafında da, Türk tarafında da. Yani işte 24 Haziran'da yüz yüze buluşma açıklaması var. Ee, zaten e, hatta biz o açıklamaya bakarak acaba mı falan bile dedik yani kendi kendimize. Ama ertesi gün demek ki e, hani perşembenin geleceğini çarşambadan belli etmişler zaten. Belirlemişler muhakkak yani şey yapmıştır. E, kesinleştirmişlerdir zaten. Yani bizim e, bütün siyasi elitlerimiz hepsi Amerika'daki işte muhataplarına e, girişimlerde bulundular. Bu kelimelerin hafifletilmesi istikametine girişmiyor ama değiştirilmedi. Şöyle yazıyor bugün gazetelerde kimi yazarlar. Mesela diyorlar ki e, ABD başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Biden Erdoğan ile ilk görüşmesini aslında soykırım ifadesini kullanacağını söylemek için ve bunun iki ülke arasında kaldırılamaz bir hasara neden olmasını engellemeye yönelik gerekli girişimleri yapmak için kullandı. Telefon önceliği yüz görüş, telefonda önceliği yüz yüze görüşmeye verdi. Önce 14 Haziran'da Brüksel'de toplanacak NATO liderler zirvesinde hem işbirliği alanlarını hem de sorumlu başlıklara yönelik diyalog stratejisini ikili bir görüşmede ele almak istediğini söyledi. Bu iyi haberdan sonra da asıl meseleye geçti. 24 Nisan açıklamasında soykırım ifadesini kullanacağını ancak bunu Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilendirmeyeceğini anlattı. Hem bu görüşmede hem de Biden Erdoğan görüşmesinin ardından başka seviyelerde işte o Osmanlı İmparatorluğu diyor. Evet, hem yani Konstantinopolis kelimesi bir de burayı da okuyayım bitiyor abi. Evet. Hem bu görüşmede hem de Biden-Erdoğan görüşmesinin ardından başka seviyelerde yapılan görüşmelerde başka seviyelerde değil Sayın Dışişleri Bakanları'nın evet. görüşmeleri evet. artı ulusal güvenlik danışmanlarının, yani Sayın Kalın'ın evet. muhatabı olan salıbında görüşmeleri görüşmelerde Başkan'ın İstanbul için Konstantinopolis kullanmasının gerekçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni konunun dışında bırakarak Osmanlı İmparatorluğu'nu sorumlu tutmak olarak gösterildi deniyor. Yani zaten Osmanlı Devleti'nin de de de, de hiçbir şey, hiçbir zaman Konstantinopol diye kullanmadı. Yani Türkiye yani Osmanlı devleti de öyle kullanmadı dolayısıyla. Yani burada yeni de tarafı yok yani tamam. o metni şey. Ama ya yani bunların hiçbirisi mazeret değil. Zaten. Ama e, üzerinde oyun epey uğraşılmış yani bu metin. Evet. yapılan, o soykırım açıklamasının e, yapıldığı metin üzerinde epey <laughs> uğraşılmış. Peki. E, oynaşı, oynaşma olmuş yani orada. Ama ne olursa olsun. Yani hani başlarken bir kaba fıkra anlattım. Belki daha kabası ancak izah eder bu durumu. Yok, onu yapmasa ne olur? Şu, e, şunu söylemek lazım ki ortadaki şey çıkan sonuç e, durumun vahametini örtmeye yetmez. Yani. Doğru söylüyorsun. Nitekim aynı gün, yanılıyor muyum zannetmiyorum, e, PYD'yi doğrudan Şam'ın üzerine anlaşmak için. Yani Şam'a dayattı. PYD'yle ya Veya PYD'ye bastırdı. Şam'ı zorla ve anlaştı. Bir taraftan yani bize böyle işte sorunlarımız, şunu unutunuzla derken öbür taraftan e, Suriye'de bizim canımızı kan e, bize bize sıkıntı veren insanlara baskılayıp onları e, sen esetle anlaş diyecek bir baskı oluşturdular. Öyle ki Ruslar bile durumun ta e, iyiye gitmediğini anlayarak Ruslar bile Türkiye'ye alan açmanın derdine düştüler. Yani bizimle lokal bir takım unsurlarda çatışan Ruslar geri çekildi. Ne haliniz varsa görün gibilerden. yani. Onun için ben Amerika'nın herhangi bir samimiyet şeyinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ha yine tabii diplomatik şeyler kullanılabilir. Kullanılacaktır da zaten. Yani e, ilişkilerimizi keseceğiz. Şimdi Arne abi süreç şöyle bir, bir şeye bağla değerimiz. bağlandı ya. Şimdi Türkiye bu ana kadar daha esnek bir duruş. Yani şu anda hani daha fazla evet. bir reaksiyon bekleniyordu. Ya ortada bir şey. Onu göstermedi. Daha mute Mutedil. Güzel. Evet. Ee, ve Haziran'ı işaret edildi. Sadece o kadar değil. Yani Hı. mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında evet biz mesela PKK'ya hayat hakkı tanımayacağız dedi. Ama Irak'ta ve Suriye'de dedi. Başlayan harekat hemen onun işaret Sadece edildi. o değil ama Suriye. Tamam. PYD'ye, PKK'ya hayat hakkı tanımayacağız. Yani siz diyorsunuz ki PYD'yi de vurur. PYD'yi de vurur. Yani çerçeveyi genişletiyor Cumhurbaşkan. Ben tabii bu Irak'taki operasyonun çok sert bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin gerçekleştirdiği veya yani hareket kabiliyetinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyetini herkese gösterebileceği bir boyutta olduğunu o bir takım fikirler vermiş olabilir birilerine belki. Daha ötesi düşünün yani e, Rus patriği açıklama yapıyor. Bu, evet yani Moskova diyor PYD'yi, PKK'yı şey yapmış. Ya yani soykırım diyor mesela buraya bu olaya ve PYD'nin, PKK'nın burada şeyi var. Yani olabilir ama bunlar diyor siyasi kararlar. Soykırım kararı Türkiye'de diyor Osmanlı İmparatorluğu'nda soykırım işlenmemiştir diyor değil mi? Sputnik'te öyle bir haber vardı. Ee, Rusya Patriği Osmanlı İmparatorluğu'nda herkes bütün inanç, farklı ilaçlara sahip azınlıklar serbestçe yaşamış ve ibadetlerini serbestçe sürdürmüşlerdir diyor. Yani devlet siyasetidir. O başka bir iştir. Bu soykırım işlendiği manasına gelmez gibi diyor. Ben o yüzden Türkiye'nin Rusya'yla daha yan yana geldiği bir süreci tetikledi bu Biden'ın konuşması. Bu sadece şeyde değil, yakın dönemde değil, yani daha uzaya uzayacak bir ilişki. Bu Libya'dan bunun yankılanmasını göreceğiz. Mısır'da yankılanmasını göreceğiz. Ama Suriye'de göreceğiz biz. Peki. Devam edelim sonra abi. Evet. Süleyman Hocam e, ben size bir ha. seri so yani Avni Bey'e ya yönelttiğimin yanına bir seri soru eklemek istiyorum. Birincisi... Bir tek bir şey ekleyebilir miyim? Ha, yani e, mesela dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma gayet güzeldi şunu da unutmamak lazım. Türkiye'nin yani varsayalım ki işte böyle bir kıta, şey soykırım söyledikleri iddia ettikleri olay doğrudur. Bir an için varsayalım ki olsun. Böyle bir şey vardı. Bu insanlar olduğu gibi yok edilmesi lazım. Soykırım öyle bir şey yani. Değil mi? Derleyip toplayıp hepsinin öldürülmesi lazım. Onu bırakalım bir tarafa. Öyle bir şey yok. Her zaman için Ermeniler bizim içimizde var ola geldiler. Ama daha önemlisi Çanakkale Savaşı'nda bizimle birlikte bizim ordumuzun içinde savaşan Ermeniler var. Ermeni askerlerimiz var. Bizim. Evet, evet, O kadar ki bunların vasiyetlerin bazılarının vasiyetleri var. Aman ha gavur diye beni ayrıya ve gömmeyin diyen insanlar askerler. Yani aynı mezarlıkta olmak istiyor söyleyen insanlar var. Peki. İki, Kurtuluş Savaşımızda Türk ordusunun içinde savaşan yani 1915'ten nerede? 1921, 20 nerede? Yani 5 yıl sonra bu söz edilen hadiselerden 5 Ermeniler var. Bunların içerisinde İstiklal madalyası almış olanlar var. Bazısı yeşil kurdelalı yani cephe gerisi işte doktor şu bu, bu filan gibi hizmetlerde çalışan Ermeniler var. Bazısı kırmızı şeritli. Yani doğrudan doğru, cephede elinde silahla düşmana karşı mücadele etmiş Ermeniler var. Yani bunların hepsinin e, ben Türkiye tarafından ortaya konması gerektiğini Peki, İyi. teşekkür ederim. Hüseyin Hocam, dediğim gibi başta ben hani bu işin diplomatik dekodifikasyonunu yapılmadığını düşünüyorum. Yani bizim işimizin bir parçası da o olmak lazımdır. Kastım şudur. Bir, mesela o akşam ne konuşuldu? Bu önemli bir şey. Ne konuşulduğunu düşünüyorsunuz? İki, bu bize bundan sonraki gelen davranışları izah etmekte ipucu olacak. Sonra NATO zirvesinde ne konuşulacak ki ee, Sayın Cumhurbaşkanı o cümleyi sarf etti? O cümle dediğimiz şu, bir daha söyleyelim. Aksi takdirde, ilişkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla düştüğü yeni seviyenin, esasında bir irtifa varmış hala, yani tam çarpmamış yere. Yani ben on, şeyde 15 Temmuz'da kapaklandı zannediyordum, güzel. Yeni seviyenin gerektirdiği pratikleri hayata geçirmeye başlamaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Yani ne diyor? Bak, burada bir şey olacak. Paragrafın başlangıcı zaten. NATO'nun iki üye, önemli üyesi olarak diye başlıyor. Burada bir şeyler olacak ki biz Türkiye bu pratikleri yapmak zorunda kalmasın. Şimdi öyle midir? Bir, o pratikler nelerdir? Asıl konuşma bu. Yani Pratikler neler? Yani Bey'in dediği gibi mutadil şu anda Türkiye. Yani erteleme, ertelemiş gibi gözüküyor. Buna mukabil konvansiyonel diplomatik tavırlar gösteriliyor. Elçiyi çağırmak, hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hep birlikte çok önemlidir. Hep birlikte demeyeyim bir parti hariç tabi. Reaksiyon göstermesi vesaire. Bir başkası bu. Bir başka yorum. Kardeşim zaten önemli sonuçları yok idi. Hatta Söylediler rahatladık. Bunu, bunu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Dahası daha ileri götürenler de var ama hani neredeyse Biden'a teşekkür etme boyutuna o bizim programımıza girmesin bu akşam müsaadeniz. Evet. Şimdi tabii ne konuşuldu hakkında bir spekülasyon yapamayacağım doğrusu. Ama 14 Haziran'da ne konuşulacağına dair bazı öngörülerim var. Bir ee, <laughs> yani şöyle işleyeceğini tamam. tahmin ediyorum. Ee, bütün açıklığıyla söylemeye gayret edeyim. Biden bir liste çıkaracak muhtemelen. Yani Türkiye'den <laughs> ne bekliyorum? Ee, ha, bir de liste mi çıkaracak? Bu? Yani üçte işte <laughs> diyecek ki mesela bilemem yani. <laughs> E, PYD ile görüş diyecek. Mareşalleri buluşturalım. <laughs> Bilemem. Bir şeyler söyleyecektir veya diyecektir ki bu Doğu Akdeniz'e bir daha gemilerini falan sokma. Bir şeyler söyleyecek. Bunların emredici bir tonda olacağını öngörüyorum. Buna mukabil de e, muhtemelen Türk tarafı Sayın Cumhurbaşkanı Bunları al cebine koy. bunların hiçbiri Selamet olmayacak. Ee, ve sen eğer böyle gidersen... ...belki de yarından tez yok, Türkiye'yi izle bakalım neler oluyor burada diyecek. Ben yani öyle görüyorum. İşte pratikler ortaya çıkacak. Tabii bunu söylüyor zaten orada. Tamam. Peki... Ee, o listeyi de aslında... Yani belli değil mi bunlar? Çok bence ben e, sır yani. değil. Yani bir... Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeç. Tamam. İki Kıbrıs'a fazla bulaşma bırak e, orada İngilizce yani orada neyse işte neyse. anlam planına benzer bir şey olsun hayata geçsin. Karadeniz'de fazla ha, Karadeniz'de evet e, şey yapma uğraşma gemilerime çok engel çıkarma yani bir şeyler söyleyecek eminim Peki yani e, bunlar Amerika'nın e, Biden dönemi dış siyasetinde ne derece de önemlidir onları ben. Bilemem ama bu Türkiye dosyası açılırsa aşağı yukarı söylenecek olan şeyler bunlar. Yani ben sadece sıralamayı değiştirdim. Yani bir hiyerarşi varsa söylediklerinizde bilmiyorum. Yok hayır yani Aha, tamam. bunlardır yani böyle belli değil mi ne yapmamızı istemiyorsa onları söyleyecektir. Bu durumda da Bu işte durumda da yani <laughs> muhtemelen beklentimiz de odur zaten. Eee beklentimiz Eğer, derken temennimiz mi? Temennimiz, temennimiz anlamında mi? söyleyeyim. Evet, Tabii yani. ki Temennimiz budur. Ee, Erdoğan da, e, Sayın Erdoğan da o ne hayır? Bunların hiçbiri e, e, hayata geçmez. E, yollarımız ayrılıyor. Bunu tabii böyle açıkça söylemeyecektir ama evet, yani Türkiye'yi bundan sonra artık başka yerlerde göreceksiniz şaşırmayın falan diyecektir herhalde evet, bilemem. Yani buna benzer bir şey. Esasında tabii şunu yani şey bir konuşmanın. Transkriptini yayınlamak tabii ki zor bir şeydir ama pratikler konusunda biraz konuşabiliriz bence. Mesela başka bir yerde yer almak derken nereyi kastediyorsunuz? Yani Türkiye'nin hakikaten şimdi bu kelimenin çok üzerinde tepinildi. Onun için hani kullanırken biraz da endişe ediyorum kendi açımdan yanlış mı anlaşılır ya da başka nereye çekilir ama hakikaten bir eksen değişikliğine gidiyor Türkiye. Onu artık bu saatten sonra kimse bir yere çek çekemez çünkü onu en çok bir yere çekmeye çalışan yine aynı kesimlerdi evet, tak, yani, yani Batı yani bu diye Çünkü tarif artık ettiğimiz. bunun lamıcımı kalmadı hani eskiden öyle bir tabir vardı lamıcımı Lam mi kalmadı pratikte. Çünkü yani şöyle bir şey söz konusu olamaz yani bir adım atarsınız da karşı taraf bir adım atar Amerika Birleşik Devletleri adım atmayı bırakın Türkiye'ye doğru yakınlaşmak anlamında geri geri gidiyor. Yani bobini boşa sarıyor. Şimdi yani bu e, Ermeni soykırımı e, hikayesi, sözde soykırım hikayesi zaten tuz biber oldu bu işler. Bakın arkadan bu Halkbank davası da gelebilir. Yani şu, Peki ne? E, tersini düşünmüyoruz da. Mesela ne var elimizde? Şimdi Halkbank davası davasıyız. Halkbank davası diyelim. Yani, S-400'ler diyelim, F-35'ler geçti. Para operasyonları gelebilir. Tamam. Para operasyonları gelebilir. Bunu hep yapıyorlar. Yani Zaten çok kırılgan ekonomimiz. Bir daha yapabilirler. Daha evvel yapmadılar. Bunu da yapabilirler. Yani ben söylüyorum burada defalarca söyledim. Hala insanların konuşmalarına bakıyorum. Tabii herkesi kastetmiyorum ama belli çevrelerin. Yani bu ara acaba ne şekilde düzelir? Düzelebilir mi? Yani biz şöyle yapsaydık. Yani akıl almaz konuşmalar izledim yani. Ümit evet, varlar. Akıl almaz şeyler yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Sözde bir uzman çıkıyor, ben ismini hatırlamıyorum, ne olduğunu da bilmiyorum zaten ama diyor ki... işte biz Yahudileri gücendirdik. Evet. E, bunları da zaten... Yahudiler yönetir. Yani Yahudilerle aramızı düzeltirsek bu işler düzelir demeyi. Mavi Marmara yüzünden böyle oldu. Böyle oldu. Evet evet. <laughs> bu kadar yani. facia yani. Facia. Bunları da bir de soğukkanlı akıl değerlendirmeleri falan gibi söylüyorlar, yutturuyorlar. Bunun bence geri dönüşü yok. Neyin? Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin geri dönüşü yok. Hatta bunun olmamasını bir tarihsel fırsat olarak da görüyorum ben evet, açıkça. O da ayrı bir konuşma. Değil. Yani... Yeter ama yani gözümüzü açtık... Amerika'yı... Dinledik... Bir geldik gidiyoruz... Evet. Hala Amerika'yı mı dinleyeceğiz yani? Ama bu fırsat ha, çok kötü... Yani. Tabii onu diyorum yani... Bu fırsatı... Doğru... Ve optimal kullanmak... Türkiye'nin elinde... Konjonktürle ilgilidir. <laughs> Bunun çalışması yapılıyor mu, yapılıyor mu? yani yapılıyordur herhalde. Yapılıyor. Çünkü bu bir varlık meselesi. İnşallah oradaki hesaplar da doğrudur. Ama artık bir post Amerika Türkiye'si düşünmek durumundayız yani. Peki Amerika, madem böyle yani bu çok açık bir şey. Evet öyle. Peki yani. öyle. neden Haziran'a ertelendi? Ha şimdi şu yani ben doğrusu çok dikkatle takip ettik zaten ilk günden kendi evet, yazışma grubumuzdan. Belki bir ay evvelinden bunun tabii, tabii. alarmını kurduk yani. Bizlecilerimize de paylaştık. Paylaştık. Şey geliyor diye vesaire. Buna yorumam yani bu Ermenistan meselesi işte Ermeni soykırımı sözde soykırımı meselesini Amerika'nın tanımış olması. Zaten bu bir süreç. Süreci bütünlüklü görelim. Yani şöyle bir şey doğrusu ol olsaydı. Ee, endişe edecektim. Hala diyecektim ki Türk karar alıcıları kararsız. Şimdi ne beklediler? İşte bu Sayın kılıçlar Kılıçdaroğlu da zaten herkes işte esecek, gürleyecek dedi Erdoğan için ama sustu pıstı gibi bir laflar etti. Zaten bu esme ve gürleme işi olsaydı eyvah diyecektim. Yani bunun arkası gelmeyecek. Gerçekten. Elbette. Çünkü bu işler soğukkanlı götürülmesi gereken işlerdir. Yani muhtandan tantanalı açıklamalarla falan aslında bir bakıma bir kararsızlık örtülmüş olur. Bunun somut örneğini Kasım Süleymani öldürdüğü zaman İran'da gördük. Yıkıldı İran. İntikam, intikam. Ve ben doğrusu dedim ki ya eyvah. Buralar bir felaket daha... geliyor yani. E, tabii. Hı. Hiçbir şey olmadı. Onun için bence Türkiye Cumhuriyeti devlet gelinliğinin aklı e, bunu görüyordur. Ve hani İsmet Paşa'nın da vakti zamanda söylediği gibi yani dünya yıkılır, yeniden kurulur. Türkiye ondaki yerini alır. Şimdi patır patır yıkılıyor. Taşlar dökülüyor. Artık bunu görüyoruz yani. NATO, ne, hangi NATO? Neyi konuşuyor? Haziran zirvesi, çok kritik bir zirve biliyorsunuz. Ayrıca tabi, yani tabii. Bu transatlantik ittifak var mı yok mu? O, yani, o yani, tabi yani yapılacağı bir yer. Yani ontolojik tartışmalar yani yapılacak, yapılacak yani. yani var olursa yani ilgili. NATO'nun siyasetleri belirlenmeyecek ki. NATO'nun evet. metafiziği konuşulacak. NATO'nun ontolojisi konu çok felsefi bir toplantı olacak yani. Ve Doğru bütün çatlaklar çıkacak ortaya. Şimdi... burada Türkiye ne yapacak? Şimdi... bazı süreçlere bakıyorum... çok emin olamıyorum. Yani... yani biraz... Türkiye-Ukrayna ilişkileri... Türkiye-Gürcistan ilişkileri... E, Baltık hattıyla Türkiye'yi birleştiren çizgi içerisinde işte... Türkiye Polonya ilişkileri, Türkiye efendim söyleyeyim Romanya ilişkileri falan dikkat etmek lazım. Yani Amerikalılar bu coğrafyanın adamları değiller. Amerika burada değil. Ya bakmayın gemileri yüzüyor, üstleri mantar gibi orada burada bitiyor. Bunlar bir şey ifade etmiyor. Tarihsel mecramızda yani Osmanlı'dan devraldığımız tarihsel mecramızda coğrafi yakınlıklarımız, tarihsel, geleneksel yakınlıklarımız, kültürel bağlarımızı dikkate alarak çok yeni ilişkiler kurmak zorundayız. Şimdi Amerika'ya tepki gösterirken veya Amerika ile anlaşırken buradaki bir takım tarihsel olarak döşenmiş e, halatları e, aşındırıyorsak işte bakın bu çok büyük başka sorunlara yol açabilir ona dikkat etmemiz lazım şimdi şöyle e, bir örnek vereyim e, mesela Arap dünyasıyla Türk dünyasının bugün yaşamış olduğu derin yabancılaşma çok taraflı onların açısından da bizim açımızdan da e, Nereden kaynaklanıyor Türkiye'nin NATO disiplinine girmesinden kaynaklanıyor. Nereden kaynaklanıyor kendi coğrafyamızdan kaçan böyle aşırı e, batılılaşmacı bir takım siyasetlerin hayata geçirilmesinden kaynaklanıyor. Yani Orta Doğu, bataklık, Araplar bizi arkamızdan vurdular falan. Şimdi bunlarla geliştik. Evet. Kültürel bütün bağları da inkar ettik. Çağdaşlaşacağız falan diye. Ondan sonra şimdi böyle e, ne diyelim ona hani el yordamı öğrenir hale geldik. Yani yediğimiz bir takım darbelerle falan. Aa bir Suriye varmış. Aa orada bir İdlib varmış. Halep varmış. Bilmem ne. ya yani bunları daha yeni yeni heceliyoruz. Halbuki bunları bizim avucumuzun içi gibi bilmiş olmamız gerekiyordu. Dışarıdan gelen baskılar bize bu coğrafyayı unutmamızı istedi bizden. İçeriden gelen bir takım hakim eğilimlerde yer yer, bu toprağa zihnen ve ruhen bizi yabancılaştırdı. Ben bunu söylüyorum. Yani yeniden bütün bunları aşarak coğrafyamızı, tarihsel havzamızı, gözetecek yeni siyasetler belir, belirlememiz lazım. Bu noktaya geldik. Peki Süleyman Hocam. Ee, belki Haziran'da Amerika öyle demeyecek. Eğer demeyecekse... E... yani belki de şunu diyecek. Tamam, ne diyecek anlaştım. mesela? Anlaştım. Ha, mesela siz güzel senaryolar yazıyorsunuz. <laughs> Çok tehlikeli <bir> sorular <laughs> soruyorsunuz. Yani bir şey diyebilir mesela. Ya tamam anlaşamadığımız yerler malumdur. Hı. Ama bir de ortak bir kul var var ortada. Bu NATO'dur. Bu tamam. Transatlantik İttifaktır. Bu tamam. Amerika türkiye kadim müttefikliğidir. Bunun da bir hedefi vardır nihayetinde. Nedir o hedef? Mesela işte Rusya'dır, Çin'dir, şudur, budur. İza ila muhtaç bu ama. Niçin Rusya diye soracak bizimki bizim taraf. O zaman ona hani eskiden derdi. komünizm anladık. Hı hı. Boğazlarda hak iddia ediyorlar, anladık. Karsa Ardahan istiyorlar, anladık. Bence şöyle yapalım, izin verirseniz söyleyeyim hocam? İlk önce Amerika böyle bir şey diye der mi? Demez efendim, De. der mi? Peki. Yani şimdi Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Ama bakın şöyle bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatlatacak, Türkiye açısından rahatlatacak tek bir resim var. Çok net koyun. Evet. Yani eski şeyini diyor. Yani böyle aşağı geçirsen... yukarı hayır hayır keşke öyle olsa. Ha. öyle değil. Hayır. Buyurun. Aşağı yukarı 3 4 parçalık bir Türkiye. Ha tamam ha, o, o bakın onları rahatlatır. Yani Hı. onları rahatlatır. için biraz geç şu anda hatta Aman dua ya. etsinler i̇şte yeni yerler ekle. Olmuyor. Yani. olmadığı için ya zaten. Hocam, zaten ya hocam. Yani <laughs> olmadığı için böyle bir şey. Her seferindeki bütün hesaplar geri dönmeye başlayınca işte 15 Temmuz'udur, daha evvel tezkeresidir, evet. şusudur, busudur. Yani Türkiye sürekli arıza veriyor hani. Hı hı. Gençler anlasın error veriyor Anladım. Amerika açısından ve bu artık o hani bir yerden sonra bu organ iflas etti bu parça iflas etti ya onu birkaç parçaya ayırıp yeniden işlevselleştireyim ya da yok sayayım ya da karşıma alayım diyor yani Amerika'nın bakışı bundan farklı değil çok karikatürize edecek olursak. çünkü zaten esas olarak Türkiye Amerikan ya daha doğrusu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini temellendirecek bir şey kalmadı. Bakın niye NATO'ya biz girdik ve bir hakkında hakikaten görevimizi yaptık yani. Yaptık. Ha yani kimse git, bize demez ki şurası eksikti eksik diye. git bilmem Kore'de savaş öl hay hay gittik savaştık öldük. İşte şunu şöyle yap Hiç buraya Afganistan, üst Afganistan işte. Afganistan işte. tamam. Sonuna kadar. Niye böyle? Hangi refleks bizi buraya taşıdı? Çünkü onun adını da net olarak koyalım. Rusya ihtiraslarıyla zıvanadan çıkmıştı. Bakın. şimdi Rus-Türk ilişkilerine taşan Hoca olsa daha iyi anlatır bize eminim ama yani kabataslak baktığımız zaman işte Petro sonrası sıcak denizlere incem diye Osmanlı'nın üstüne geliyor. Şimdi sürekli savaşıyoruz. Sonra bu savaş doruğuna Birinci Dünya Savaşı'nda ulaşıyor. Artık parçalamaya dönük yani. Taksim etmeye dönük. Fakat orada işte bir e, kriz yaşıyorlar. İhtilal oluyor. İhtilali yapanlar buradan sarfı nazar ediyorlar. Öyle değil mi? Yani Türkiye'yi destekliyorlar tam tersine. Lenin, Atatürk ittifakı, dostluğu falan kuruluyor. Tamam. Ve Batı'nın kurduğu tuzağı açık ediyor, değişik evet. ediyor. Evet. Ve bu ama dikkat edelim 2. Dünya Savaşı'na kadar sürüyor. 2. Dünya Savaşı'nda yeniden aynı hastalık, Ruslardaki hastalık nüksediyor. Talepkar oluyor. Ve bunu çok kaba ölçülere döküyor. Değil mi? Stalin'in istedikleri falan. Buna karşı biz teyakuz durumuna geçiyoruz yeniden. Çünkü bizim Türklerin iliklerine kadar işlediğini kabul edelim bunu. Bir Moskov düşmanı algılı, algısı vardır. 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 Yani korkarız bundan. Ürkeriz. yani evet. ürkmekte de haklıyız. Çünkü adamlar yeşil e geldiler. Tarih kitaplarımız bize onu şöyle anlıyor. Ayas Stefanos'a geldi. Zannediyoruz ki Ayas Stefanos Ayas Stefanos Yani Romanya'da falan bir evet, yer falan. Yeşil köy şurası. Yeşilköy, şurası. Evet, doğru. Yani şimdi bununla haklıyız bu korkuyu duymakta. Dolayısıyla o korkuyla birlikte girdik. Peki duvar yıkıldı, Sovyetler çöktü. Ve yeni burada, kurulan Rusya'nın böyle bir talepkar yani adam şu bir anda ihtirası yok. Kendi, de, yani kendi derdini toparlayamıyor. Ha, kendini yani. bravo. Derdini... Kendi içine düşmüş durumda. E, Türk-Amerikan ilişkileri ne temellendirecek burada? Amerika'nın kirli oyunları. ya Bir dakika ama. Neymiş? Irak politikasıymış. Neymiş? Suriye. Değil e Hocam, bakın ha. şöyle bir şey söyleyeyim. Ben size. Ee, balla keseyim burada. Estağfurullah. Bakın. Buyurun. Ee, Efendim akıl Odası devam ediyor ve evet görüyoruz attığınız mesajları sosyal medya üzerinden. Ee, evet o soruları soruyoruz zaten ve onun cevaplarını alıyoruz ve bence de iyi cevaplar alıyoruz. Süreyim hocam bir eksik parçanız var onu tamamlayın isterseniz. Yani bu sürecin geriye çevrilebilecek bir tarafı kalmadı. Ee, Ermeni soykırımı sözde Ermeni soykırımı e, kınamasıyla başladı. Bu başka sesleri de bundan sonra duyacağımızın işareti. Mesela ee, şey diyorduk. Pontus, Pontus hikayesi olacaktır. Pontus soykırımı diyeceklerdir. Başka bilmiyorum tabii yeniden Kürt soykırımı, bilmem ne bir sürü Peki. bir şeyler Peki. gelecek. Yani Türkiye'yi ben şöyle görüyorum. Yani öyle bir şeyle suçluyorsunuz ki bir ulusu Ceddiyle, yaşayanıyla bütün insanlığın gözünde mahkum etme gibi bir nokta. Bu noktaya geldiyse ilişkiler zaten okuyalardan çıkmış demektir. yani. Bundan sonra işbirliği olacaksa bu işbirliği çok kirli bir işbirliği olur ancak. Suç ortaklığı. Suç yani. ortaklığı olur. Yani biz burada Amerika Birleşik Devletleri'nin e, herhangi bir e, şeyi gibi, e, ne diyelim ona, e, ajentası gibi falan çalışan bir devlet olacağız demek e bunu kabul ediyorsak, içimize sindirebiliyorsak iyi. Böyle bir şey de olmayacaktır tabii ki. Önemli olan ben bunlarla da ilgilenmiyorum. Yani hep görüyorsunuz. Görüyoruz çünkü yani bu bir süreç geliyor içinden bakıyoruz. Benim esas ilgilendiğim mesele Türkiye bu dönüşümünün içini doldurabilecek mi? Yani esas bence mesele bu. Yani NATO'nun bize armağan ettiği bir takım refleksler başımıza iş açmasın. Öyleyim yani. yani. Dikkat etmemiz lazım. Nedir? Yeniden yani işte ne bileyim bakın birçok şeyle yeniden yüzleşmemiz lazım. Tamam yüzleşelim söyleyin. Yani mesela ne bileyim işte bir Araplara bakışımızı ne belirlemiştir. İran'a bakışımızı. Tam o sırada ne bir şey soracağım hocam size. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Buyurun. Yani rahmetli diyelim Cemal Paşa'nın Suriye Evet, siyaseti mesela bizim Araplarla ilişkilerimizin en çok bozulduğu bozulduğu yani bozulmasının sebebi, sebebi olabilecek üzerinde mesela hiç bunların üstünde durmuyoruz. Durmuyoruz ama mesela ne, ne kadar acaba... Arab aydını varsa Hah. asıldı yani. Evet yani şimdi ama mesela bu da araştırılmadı, Bunu, bu, bunun da arka planını bilmiyoruz yani ne oldu da böyle oldu. Ama bir şey var, evet o e, aile, Ürdün Kralı, Irak Kralı falan evet. oldular. E, Osmanlı'ya ihanet ettiler ama... bütün dev bir Arap... topluluğunun... Osmanlı'ya ihanet etmesi diye bir şey anlamına mı gelir bu? Bence gelmez. İran'a bakışımızı ne belirliyor? Ya Rahmetli Uğur Mumcu... E, suikaste kurban gitti. İran yaptı diye bir sürü insan sokaklara diyor. ya nereden gördünüz? Çünkü İran onların gözünde mutlaka Türkiye'ye karşı Üstelik terör. Onun hani Dar çok şüphelendiğimiz yer tam zıttı yeri. Çünkü yere durumu izah ediyor yani. İsrail'in yaptığı. Onu olacak. diyorum yani. Evet. Onu diyorum. Bu bizim Balkanlar politikamızda da var. İran politikamızda da var. Araplarla kurduğumuz e, siyasetler, ilişkilerde de var. Yani şimdi yeniden tarif etmemiz lazım. Yani yeniden tarihsel havzamızla barışırken komşularımızla barışıyoruz demektir bu. Barışacağız demektir. Başka türlü gitmez çünkü. Bu barışı, düşünülen bu barışı içini doldurabilecek bir kıvama götürmek çok gönlü bakmayı gerektiriyor. Bakın bu konuşmalarınızda siz geçemeyeceksiniz bu analizleri. En azından hani programlarımızda, yazılarımızda geçebiliriz belki ama geçmiş şu sebepten. Çünkü sizin önünüze sizin yaptığınız analizden sonra şu soruları çıkaracaklar. Yani o halde NATO ne olacak. O halde buradaki ee, üstler ne olacak? İşte onların On, hepsi tabii evet. tabii ama Hı -hı. şimdi şu var yani karar alma sürecinde olsak bunların cevap bunu vermekle mükellef oluruz yani. E tam şunu söylüyordunuz gibi geldi. Bunların cevapları var. Ay e vardı. E tamam. Olmak zorunda. Hı -hı. Olmak zorunda. Hı -hı. Ama bu böyle bazı televizyon programlarında kahve düzeyinde kafane düzeninde yapılan başlar, konuşmalarda işte. anlatıldığı gibi değil bu meseleler falan. Köpürmekle, bağırmakla, çağırmakla olmaz. Akıl işidir bu. Bu akıl ve hesap işidir yani. Ama süreci anlatıyoruz biz burada. Yani bu sürecin tamir kabul edilem etmeyecek bir süreç olduğunu. Yani tamiri gayri kabil derlerdi eskiler. Yani bunun tamiri gayri kabil. Mümkün değil. Eğer tamir kabul ediyorsa durmak lazım. Çok kötü bir noktaya gider Türkiye. Pis işleri biraz daha gayret edelim onları konuşmaya. Tamam başlayayım. ama dediğim gibi. Bakın bu aynı zamanda yeni bir ekonomi modeli geliştirmekle de alakalı. Yani bu kadar basit değil. Aynen öyle. Ha. Mesela bu konuda çalışılıyor mu bilmiyorum. Mesela şu. Şunu yani da konuşmak isteriz ama zaman kalmayacak. bağışlayın. Şimdi mesela şu söylendi dedik. Bu işin en büyük zararı. Mesela Ermenistan'a dokunacak. Neden? Çünkü biz istiyorduk ki Ermenistan kapılar açılsın kapı falan. Ve oradaki ifade neydi? Altılı yapı. Hı hı. Esasında düşünelim. Bu yani bunun faturasını Ermenistan'a ödetmeli miyiz? Ödetmemeli miyiz? İma edilen o değil mi? İma edilen o. İma edilen o. o. Tabii ama işte. işte bir düşünme hı. yani bu mesela bu da bir konu. Konudur tabii. 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 Ciddi bir konudur. Doğru, yani Amerika'ya mı yarar? Bak şöyle. Yani Türkiye'nin Karabağ konsolosluk açtığını düşünün mesela. saat söyleniyor evet. Mesela bu 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 Ermenistan'a. Yani bizim yani yapabileceğimiz şey işte. bir şey. Bu, evet. Şu anda çok ay, tabii canım, çok hmm. rahat yapabileceğimiz hmm. bir şey ama herhalde birilerine şey işte yaptığınızın veya sizin hamlelerinizin sonucu budur. Veya bu Tam ona denk gelmez tabiiyetiyle şey, ama bu bir başlangıç, al bu bir diye. Peki. Yani, e, şimdi e, ben öyle olayı esasında e, Evanjelist e, Trump'ın e, yerini alan yeni bir katolik dünyası e, hedefli Biden'ın e, mezhepsel stratejisinin de bir devamı gibi e, olayı algılıyorum. Yani bunun esas olarak olayı tabii Berlin 1878 Berlin Kongresi fotoğraflara kadar götürmek mümkün ama bunun için Ermenistan'ın şöyle bir özelliği var. Ermeni Krallığı bu Kayseri'li Krikor denilen bir kişi vasıtasıyla kral hastalanıyor ve onu iyileştirerek onun üzerinden de Hristiyanlığı kabul eden bir devletimsi yapı olarak adlandırılıyor ve bunlar Doğu Kilisesi'ne bağlı bir yapı içindeler esasında. Yani olayın bütün boyutu mezhep e, ilgileri. Yani Hristiyanlığın kendi içindeki mezhepsel çatışmaları şu anda Anadolu'ya sahip olan Türkiye üzerinden yürütülmesine dayanıyor. Esasında Doğu Kiliseleri ile Vatikan merkezli Batı Kilisesi yani Katolikler arasındaki bir mücadele. Ve bu yüzden de Anadolu'daki bütün misyonerlik faaliyetlerinin esası da buna dayanıyor. Anadolu'daki Müslümanları Hristiyanlaşmak e, nihai bir hedef değil. Buradaki hedefler esasında Gregorian e, olan Ermenileri Katolikleştirmek. E, ee, burada dolayısıyla mezhepsel açıdan sürülenler arasında da farklar var. E, ee, Esasında ilginç bir şey. şu, bu, evet. Bahset, açtığınız yol. Biraz siz de değinmiştiniz galiba. galiba. Protestanlaştırma. Başta. Hayır, ee, şirket Amerika'nın siyaseti zaten misyonerlerin temel bir protestanlaşma. Geri kalan Gregorianlar onlar Katolik oldukları için onlar sürülüyor zaten. Yani, yani. Diplomat, dış politika tarihçileri diyor evet. ki paşam. Bu işin olmasında büyük pay buradaki Amerikan okullarına ait. Tabii, tabii tabii tabii. Onlara evet. milliyetçilik bilincini işletip imparatorluğa karşı isyan ettirenler Amerikalılardır diyorlar. Mesela bu yönden de acaba sahada bir şey yapılamaz mı? Ayrı bir konu açmayalım. Yani ama. bununla ilgili vakıflar var zaten söylediğiniz. Yani bu işin devamı olarak Türkiye'de işte ha, Tarsus'ta ya an, hayır dedi. şöyle orada şu o misyoner okulları bu isyanın temellendirirken yani o milliyetçilik birincini, o mezhep milliyetçiliğini falan aktarırken bunu Amerika'nın ta işte okyanusun öte tarafından gelecek de size destek olacak falan böyle bir şey yok. Ama sana bir e, esasında güçlü bir destek sunuyor. Sunuyor dediğimiz işaret ediyor. Rusya ile birlikte yaptığı bu iş. Peki. İşte yani. bütün <laughs> tuzağı ama bunlar kurdular esas olarak. Yani bu tabii Kapadokya merkezli olarak başlayarak giden bir süreç. Şimdi e, bunun temel nedeni esasında konu Haçlı seferlerinin bir devamıydı. Yani Haçlı seferlerinin tam anlamıyla bir uzantısı. E, burada çok ilginç veri var. Örneğin e, buraya gelen Alman e, 1914'te Almanya'dan destek için gelen generallerin e, bütün mezheplerine baktığınızda hepsinin protestan olduğunu görürsünüz ve dolayısıyla sek ve iskan kanunu hazırlanmasında yapılmış. Evet, sek ve idare kanunun yani teçir kanunun e, yapılmasında bu Alman danışma kurulunun çok büyük rolü var. E, dolayısıyla bu da e, Avrupa e, Anadolu'yu misyonerler vasıtasıyla e, işte protestanlaştırma e, ve buradaki diğer katolikleri buradan sürme politikasının da bir devamı. Yani Doğu e, kiliseleriyle Batı arasındaki temel fark Gregorian yani Rusya'nın merkezi olduğu kiliseye bağlı olanlar İsa'nın normal bir insan gibi doğduğunu sonradan ilahi bir kudrete kavuştuğunu Katolikler Batı Kilisesi İsa'nın insan üstü, daha üstü bir varlık olduğunu ve Doğu Kiliseleri sapkınlık olarak nitelendiriyor ve sonra da işte Kadıköy'de toplanan Kale Deon'da konsülle bu iki kilise tam anlamıyla birbirinden ayrılıyor yani bir tarafta işte Ortodokslar, Gregorian Kilisesi de Doğu Kilisesi'ne bağlı ayrı bir yapı Şimdi bunun içinde baktığımızda niye Alman generaller dediğimizde Almanya soykırımı ve en son tanıyan ülkelerden biri. E, ve kimin zamanında tanıdığı ilginç bir veri. E, protestan ve bir protestan rahip olan Cumhurbaşkanı Joachim Gak zamanında. E, bu zamana kadar Merkel tanımadı. Ve onun Cumhurbaşkanlığı döneminde ve protestan olan zamanda tanıdı. Yani bu olay e, Alman generallerin Türkiye'de faaliyetiyle doğrudan doğru ilişkili ve Almanya ile bir yerde ilişkili. E ee, tü Türkiye'ye öneren evet, Almanlar Alman. değil mi Evet, tajan? Almanlar. Yani bu Ermenileri ne yapalım? Taşı evet. gitsin demiş canım Evet, i̇şte, ya bu, bu Lyman e, Sanders. Tabii, tabii. Yani bunların e, e, hepsinin mezhepsel yapıları özellikle seçilenlerin Türkiye'ye gönderilerin mezhep yapıları hemen hepsi Protestan e, mezhebinden. E, dolayısıyla burada e, bu olayın bir boyutu, e, ikinci bir boyutu ise e, bence Biden'ın bu süreç içinde bunu ilan etmesinin en büyük nedeni Trump döneminde Ermenistan'da düştükleri Minsk grubu vasıtasıyla ve Amerika olarak yetersizliktir. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde adım atamadı ve Ermenilere tam seçim öncesi Trump döneminde Ermenileri Ruslar karşısında veya Türkler Azerbaycan karşısında tamamen yalnız bıraktı. Yani bu Esasında diyorsunuz ki Ermenistan'da yenilen Ermenistan kadar Amerika. Tabi Tabii. tabii. Yani. Amerika şu anda Rusya'ya yenildi esasında. Amerika burada. Ve Amerika dolayısıyla iş kamuoyunda da ve özellikle Ermeni diasporasında bu çok önemli bir tepkide bulundu. Ve soykırım olarak bunu seçim sırasında söylemesinin en büyük nedeni de Dağlık Karabağ'da Azerbaycan zaferiyle sonuçlanan durum... Ve kendisinin de Mis grubunun bir olmasına rağmen Rusya'ya dur Azerbaycan'ın bu harekatına engel olamaması, Türkiye'nin yaptığı Azerbaycan'a iş birliğine engel olamamasıdır. Ee, bu yani aslında buradan atıldı. Atıldı. Rusya. Atıldı. atıldı, tabii, atıldı. İşte Onun için demin dedim evet. Süleyman hocam, hani o konuyu da konuşmak lazım. Tabii tabii. Yani bu Amerika'da çok ciddi tepkilere yol açtı ve bunu en azından bir şekilde tamir edebilmek için bunu söyledi. Sonra diyorlar efendim Osmanlı devleti dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı. Yani burada Osmanlı deyip dememesinin hiçbir önemi yok. Ya bunlara ee, nasıl güvenilir? Evet, şey yani, ya e, böyle bir şey var mı? Evet. Bunları evet, yazıyorlar, ama çiziyorlar ama ya. şöyle nasıl? yani yani hepimiz biliyoruz ki bizde eli kalem tutan bir takım insanlar canım bu ne bizi ile ya, Osmanlı ya yapmışsa ya, yapmıştır. Evet. Yapmış ne bizim almıyoruz? Yani insanlar e peki yok mu? Peki O dönemden eli, kalan ödediğiniz borçları o arkadaşlara gönder. Anladım da yani. Hayır, hayır, eli yani kalem insanlar yani bunlar. Doktora tezini yayınlıyor. Evet. Arka kapağında işte kendini tanıtan bir yazı. Bildiği yabancı diller işte İngilizce bilmem ne, Osmanlıca yazıyor bildiği yabancı dilleri Osmanlıca yazıyor. Yani e, bizim Lozan Anlaşması'nda Duyun-u kalan borçları ödememiz ondan sonra diğerleri bunlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan diğer devletlerle akdedilen anlaşmaların kabul veya reddedilmesi bunların her bir zaten uluslararası ilişkilerde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı. Kimsenin de bunu inkar ettiği yok zaten. O imparatorluk üzerinden doğmuş yeni bir devlet var. Sadece biz değil 20 küsur tane de farklı devlet de var yani hı hı. baktığınız zaman. E, burada e, bence zamanlama açısından Biden Rusya'ya karşı ilk hamlesini yaptı ve bu hamlede ben açıkçası Rusya'nın üstün geldiğini ve Putin'in Biden'ın hamlelerine misliyle karşılık verdiğini ve bu yüzden de Rus Amerika bir şekilde Rusya'ya karşı geri adım attı burada. Yani burada gemilerini geri çekmesi vesaire hemen bir gün sonra 10 tane diplomatı sınır dışı etmesi filan Esasında sıradan bir iş değil. Çünkü Rusya'nın burada çok ciddi bir şekilde tepki vereceğini düşündü ve bu işi kolay kolay bırakmayacağını öngördü. Ve Batı ülkelerin açıkçası da güvenmedi. Yani NATO kapsamında hep ben söyledim ya işte görev kuvvetleri, Estonya, Letonya'dan bir tabur. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani Ruslar onu dinler mi? Yani Letonya'nın, Estonya'nın taburunu kendi ülkesini siber saldırıyla 4 milyar dolar zararı uğratan Lenin heykelini yüklü de Estonya'ya Rusya'nın siber saldırıyla yapmadığı kalmadı. Yani e, bitir. Bunun dışında dolayısıyla e, NATO böyle bir harekata asla ve asla da evvel de bahsettim hazır değil. E, Biden de bunu gördü ve Biden bu süreç içerisinde Ukrayna'ya olan ilişkileri ve Kırım'la ilgili e, nedeniyle bu konuda en ciddi müttefik esasında Türkiye'yi görüyor. Ve Türkiye'yi bu konuda daha çok zorlamak istiyor. Biden mı görüyor paşa? Biden. 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 Yani ben de ee, demek istiyor, anladım evet. ben başımı. Yani buna ikna etmek için, ikna etmek için. Yani tabii. buna teslim almak için evet. daha doğrusu bu kadar atak yapıyor diyor. Yani e, F35 programından çıkarılması, e, arkasından bunun gelmesi, bütün bunlar rastlantı değil. E, bütün bunlar da şu anda e, Rusya ile olan ki. Ya e, bak şu aşk neler yaptırıyor hocam evet. ya. <laughs> Yani Putin'de Putin de Putin de soykırım dedi biliyorsunuz. Ervan'da gitti 100. yılda Ermenistan'ın kuruluşu muydu neydi? Orada herkesin ortasında dedik Türkiye'nin Osmanlı'nın yaptığı soykırımdı dedi. Biz Putin'e ufak bir şey yaptık. Dedik ki ya öyle bir şey olur mu kardeşim falan dedik. E dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin bize açacağı dava vesaire falan bunun hiçbir hükmü yok. Yani efendim diyorlar orada işte Amerika'da bu resmi hale gelir. Zaten resmiydi. 49-50 eyaletin 49'u kabul yani etmiş. Zaten iki kanat kabul etmiş. Kongre'de kabul etmiş. Senato Temsilci kabul etmiş. Zaten yürürlükte. Yani bunun efendim yeni bir şey olduğunu başkan bunu söyledi. Bir sonra gelen başkan gene büyük felaket dersen olacak. Yani buna bakmak lazım. Yani Türkiye zaten şöyle dedi. Demek ki dört defa böyle denecek dedi. Evet, evet yani bugüne kadar iki kişi kullandı bunu. Reagan döneminde de hemen davalar falan hatırlıyorum açılmaya çalışıldı. Hiçbir sonuç alınamadı. Ne davası açacak ya, tabii ki, o Reagan yani. konuşması çok tartışması çok yapılıyor paşam. Bir fark var tabii aralarında. Şöyle bir şey var hocam yalnız. Şimdi bu resmi devlet belgesi. Tabii. tabii. Yani Putin'inki bir yaptı. konuşma, öbürünkü de bir konuşma. Ya Putin'inki bu... de yani ko... ha, de, de devlet belgesi. Putin de e, Rus parlamentosu mu? kabul etti. Rus Akın. parlamentosu kabul etti kabul etmiş evet. Rusya'nın parlamento kararı oldu. Rusya'nın duması yani? ve altyapısı Yahudi ve şeylerden Alt oluşuyor. Yapıda i̇lk, i̇lk kabul edenlerden biri Rusya. Duma duman kararı. Duma, etti i̇şte Duma, Duma, Duma Yahudilerden oluşuyor zaten ya. Duma, Yahudi yani, kökenli. Yani. E, Duma da az bir şey değil de ama hani. yok. Bakalım. Yani, ben mi? o o kadarını bilmiyorum. Yani 70'e yakın ülke kabul etmiş durumda tabii, yani. Fransa'dan, Almanya'dan ve diğerlerine bakarsanız Kanada'sı, Uruguay'a yani, bakarsanız, Uruguay'la yani ona bakarsanız zaten Lübnan bakın, kabul ki, etmiş, e, dava ya, açılabilmesi e, için diyor 3 tane şart gerekiyor. Libya'nın da Amerika'nın bunu bir insanlık suçu olarak tanımlaması resmi devlet politikası olarak. Evet. Tamam kabul etmiş olabilir. Ama 2 ve 3. maddeler var. Bu işe karışanların şirket, banka gibi kuruluşlar olması gerekiyor. Şimdi baş... İkincisi de Hocam, dava açabilmek için evet, devlete dava açıyorlar. Ama şöyle bir şey var yani bizde de mesela işte bu tartışmalar sırasında birkaç gündür kulağıma çalınan şey zaten işte efendim müjüz zaman. Şu bu filan gibi. Yani o işlere girdik mi yanarız. Gibi. Hayır o, şöyle olur. bir şey yani var. Birincisi birini. soykırım suçu evet. zaman aşımına tabi değil. şimdi yani onları Böyle onları bir, bir şey onları. olmaz yani. Tabii, onları tabii. bir okuyayım. Yani resmen tanıyan ülkeler e, soykırımı. Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Rum yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, evet, Libya, evet. Libya, Litvanya, Lübnan, Lük Lüksemburg. Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, evet, Slovakya, İsveç, evet. İsviçre, evet. Suriye, Vatikan kabul etti ya. Venezuela yani. da okudum, makalede de okudum. Kabul ettiler e, onları. Tamam ben, yani ben bir şey demiyorum. Yani bu Hı -hı. bu demiş elbette tamam. demiş de olabilir. Benim söylemek istediğim şu. Yani bunun hani de, de, paşam da dedi ya yani arkasından e, işte bu yani tamamen geçersiz Yani bir dava gelmez şu bir zaten reddedildi. Bir yere varmaz. mı? Ben mesela öyle düşünmüyorum. Hı. Bunun arkasından çünkü şimdi şöyle düşünün. Yani sanki Türkiye'de biz hep yargı sistemimizden şikayetçiyiz. Yani Türkiye'de doğrusu bir işleyen bir adli yargı falan yok falan diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Var yani böyle bir iç yakınmamız var yani kendi mahkemelerimizden. Amerika sanki çok dürüst mahkemeleri olan bir ülkeymiş gibi böyle bir zan var beyim. Adam hiç öyle bir şey değil yani yani cinayetten dava açıldı bu Suudi Arabistan işte kaşıkçı ilgili. İşte hepsine kimine yasak kondu filan. En birinci suçlu dediğin adama o hariç dediler ya. Tabii 20 kişi falan. E şimdi bu yani Amerikan yargısı da böyle bir yargı. Bence şu. Onun için pekala adam şu ana kadar başkan tarafından resmen çünkü bir sergi açılışında o Reagan'ın mesela lafı e, ettiğim e, ama ilk defa bir başkan lafı bu bir mahkemenin davayı kabul etmediler bile daha önce. Hem de Kaliforniya mahkemesi. Hayır istediği kadar etsin ya. yani dedim ne diye, olur, bunun tabii olur ya. bir yok yani bu değil. Şu, değil yani. Söylemek Ay, istediğim evet, şu. Evet, evet. Yani burada önemli olanı yani biz yani şey yaparız efendim işte başımıza bir de bunlar mı gelir? Hayır böyle bir şey yok. Bir bu işi iş edinmiş bir Ermeni lobisi var. E, i̇şleri bu yani adamın mesleği bu. Sen necisin? Ben işte bu işlere bakarım. Soykırım ticareti yapıyoruz biz şurada. İşte daha daha, daha önce dediğim gibi yani rozet basarız. Rozet işte çok şunu yaparız, bunu yaparız. İşte kartpostallar satıyoruz. Kitaplar basarız, filmler yaparız. Bunlar böyle yani olaylar. Ve bunların daha da kabaracağına hiç şüpheniz olmasın. Ya bir tek e, işte geçen programda da söyledim. bu Midnight Express diye bir film başımıza ne işler açtı. Başımıza başka şeyler Peki. aşılabileceğini söylemek istiyorum. Yani bu bir şey olmaz bir şey olmaz. Yok tabii. Şey. Şurada şey, mı şey, kalabiliriz? Mi? Geçen programda perşembe günkü programda daşan sözcüğünü ifade kullanmıştı. Öngörülemez bir alan. Yani o bu. Dava Önce açılır mı? Kesinlikle açılır. öngörülebilen. Bununla ilgili yüzlerce makale var. Olayın öngörülemezlik boyutu yok. Her şey bu olay demedi. 4T olayı yani bütün süreç biliniyor esasında. Türkiye'de olayı biliniyor. olayı tazminat, toprak. Hepsi biliniyor. Tam, Kıbrıs için de biliniyor. E, tabii tabii yani. Kastettiği o değil. De evet. e, şimdi bugün böyle bir saldırı sizin jeopolitik gücünüze, şu anki cari gücünüze çarpıp sekebilir. Başka bir yere gidebilir. Ama gün gelir bütün konjonktür değişir. Daha zaaflı bir döneminizde ya da onların bambaşka pozisyonlara geldiği yerlerde size bu saldırı çıkarırlar oradan onu. Mı? O gün kimse demez ki bundan 30-40 yıl sonra, 50 yıl sonra Allah göstermesin. Demezler ki kardeşim o zaman şunu kastetmişti Biden demezler. Bak burada tanınmışlık var deyip mahkemesine de ha bir yere varır mı? Yok ben de zannetmiyorum. Varmaz. Yani... Ama böyle bir alan yaratabilir. Hatırlayın Hı. Evet. Bu Erbil'de yapılan, Erbil Kuzey Irak'taki seçimi, Irak, İran, Su hepsi tepesine bindiler şeyin ama o orada kaldı tortu. Şu an ama biraz palazlansın ona çıkarırlar işte bu referandum diye. Çıkarırlar. Bu iş yani, böyle işte Ama ben dediğim gibi yani bundaki hiçbir öngörülemezlik olduğunu ben asla düşünmüyorum. Yani burada Türkiye'nin kendi iç siyasetinde ve kendi bakışında bir, Dirayet ve etkili ha, bir şekilde tamam. bir konumun oluşması lazım. Burada dolayısıyla ne konjonktürde ne olursa olsun hiç önemli değil. Burada Türkiye'nin önemli olan ekonomik büyümesini, milli güç unsurlarını büyütmesini ve işteki Burant Kooperasyon'un Ocak 2020'deki iç nifak sokma anlayışına karşı bir birlik ve bütünlüğün çok bu, korunması lazım. Işte, konjonktür bu Konju işte, ha, ama işte. Ama buna karşı siz koruyacaksınız. Bu esas e, önemli müc Madem büyük devletiz, bununla mücadele etmeyi bileceğiz. Geçmişten beri zaten ha, bunlarla mücadele yani ederek geliyoruz. Yani bu bölgede geliyoruz. ve dünyada aday olduğunuzu söylediniz. Yani şunu söylemiyor musunuz? Türkiye eski Türkiye değil, dünya eski dünya değil, Amerika da eski Amerika evet. değil. N'in gereğini yapacaksınız, onu e söylüyorum. Tabii işte, yani tabii. Tamam. Onun gereği de o zaman, zaman, zaman içinde, zaman içinde olacak. Yani Amerika bize Libya'ya gitmemize karşı mı o? Esasında o Paşam da biliyor ki Türkiye bir beş yıl gecikti. Yani 5 yıllık bir zaman kaybımız var bizim. Ama şöyle tabii, o yani bizim iş savunma sanayi, durumuzla harcamaları. Ya. Şimdi bizim Beş bu yıllık güvenlik güvenliği e, yaptığımız var. harcamanın mali boyutlarını ortaya koyduğumuz zaman bakanlıkta yapıyorduk. Bunlar e, sıradan bir ülkenin kaldıracağı harcamalar değil. Yani Türkiye'de evet enflasyon belki ekonomik hatalar olabilir şu olabilir ama bir yandan da bizim Afrin'de Çok bulunan, tabii. orada bulunan, Kıbrıs'ta bulunan diğer yerdeki birliklere yapılan harcamaları da dikkate almak lazım. Yani Türkiye'nin e, yaptığı bu atılan her bir merminin maliyeti, atılan hava kuvvetlerinin bombası, bir uçağın F-16'nın bir saatlik uçuş saati, bütün bunlar ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bunları aralıksız yapmak zaten çok önemli bence. Yani bunları aralıklarla Süleyman Türkiye sürekli... Dediği, ekonomi dediği de o işte. Evet. Yani, yani para... Türkiye şu anda bunu yapabiliyor. Yani öyle veya böyle. Şimdi diğer bir boyutu var bence esas olarak. Burada özellikle Rusya'nın Türkiye'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu, biraz evvel Rusya için ihtiyaç olduğunu söylemiştim. Yani... Burada her ne kadar Rusya'da Türk İHA'ları üzerinden Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiye evet. karşı çıkıyorsa da bu esasında bence Amerika'nın da işine geliyor. Yani burada Türkiye'yi her ne kadar boğazları kapatarak böyle bir sınırlama gibi ne Rusya'yı ne Amerika'yı, Türkiye'nin öyle bir şu anda öyle bir lüksü yok. Yani Montreux kapsamında güneyden de gelen gider, Karadeniz'de kıyısı olan da kuzeye çıkabilir. Burada Rusya bu süreç içinde... En ciddi olduğunu yaptığı hamlelerle Putin net bir şekilde koydu. Yani dolayısıyla sen beni e, tehdit yap, ilan ediyorsun. Üstelik diyor senin tarafından, e, ben Türkiye tarafından da tehdit kabul edildim. Çünkü NATO'nun birinci öncelikli Türkiye'de öncelikli orada. Tehdit kabul ettiğini orası evet, evet. da biliyor. Şimdi evet. Ruslar diyor ki biz de bir liste hazırlıyoruz diyor. E, tabii o, işte. Hangi o, ülkeler bizim için? Evet. Ilan Şimdi edecek. ikincisi diyor ki sen diyor tehdit ilan ettin diyor beni ama seni tehdit olan aynı grupta sattığın mütefiğin de diyor benim gibi seni hasım ilan etti esasında diyor. Yani katsa yaptırım var ya hasımlarıyla mücadele esası bizi resmen düşman zaten ilan etti. Dolayısıyla soykırımı şu anda efendim böyle tanımış olmamış. Amerika Hiç biliyorsunuz. Evet ne dost ne düşman diyordu. Bitti artık. İlk zaman tanımı öyleydi. siz şeyi nasıl ne düşünüyorsunuz? Bu Rusya'nın Suriye'de Türkiye ile Türkiye'ye alan açıyor şu anda Rusya. Şu anda bence e, Türkiye alan açması Türkiye'nin politik hamlelerine bağlı. Yani i̇şte, Ukrayna e, konusunda evet. Türkiye'nin e, bu. burada nirengi e, kırılma noktası burası. Türkiye-Rus evet. Rus ilişkileri şu anda Suriye değil. Kırılma noktası burası oluşturacak. Evet. Bu ilişkinin gideceği boyut Türkiye Karadeniz'de yeni bir işbirliği alanı açabilir veya Türkiye Karadeniz'de kendi karasularında tamamen mahkum edebilir. Evet. Yani bu Akdeniz'den ziyade bence Karadeniz daha önem kazandı şu anda. Çünkü Karadeniz'de de ciddi rezervler var. Yani Karadeniz çok fazla petrol açısından hidrokarbon kaynakları açısından araştırma yapılan bir deniz değil. E, nitekim bir takım veriler burada da ciddi anlamda zenginlikler olduğunu söz ediyor. Yani Türkiye'nin buldu. Mesela Romanya da yeni buldu. Gerçi miktarı az ama 90 milyar metreküp mü öyle o civarda bir şey buldu yeniden. O kadar evet. E, bütün bunlara baktığımızda yani gelecek odaklı olan faaliyetlerde Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri Haziran'a kadar bence Biden bize bir yol haritası verdi. Yani biz dersimizi çalışacağız anladığım kadarıyla bunda ve şu anda ikinci bir bize alan daha açtı. Dikkat ederseniz bakın Haçlı Şabi İran kuzeyinde önüne gelen her yere saldırıyor. başka da bir askerimizi şehit etti. ve Başka evet. Türkiye ile İran arasında en önemli kırılma noktası nedeni Musul'a biz başkonsolos atıyoruz şu anda konsolos evet. ve bu bölgede hareketlenme Haçlı Şabi'nin gölge mülslileri giderek arttı. Süleymaniye üzerinden buradan geçen hat doğrudan doğruya Suriye milisleriyle İranın en önemli irtibat noktası hı hı. ve şu anda bizim yaptığımız harekat, bu bölgedeki harekatın önemli bir kısmı da esasında İran'ın gölge milislerine cevaptır. Çünkü Türk e, Türk'ün üst bölgesine Gedu'ya kullanılan Mühimmat İran yapımı bir e, rokettir, hı hı. 122 milimlik rokettir. E, bu açıdan bakıldığımızda giderek zaten evet. Cevat Zarif de bunları sürüyor. Evet. Zaten bu kadar göstere göstere bu işe girmemeliydik. Böyle. Evet yani bu evet. E, net bir şekilde e, şu anda biz Irak'la değil temel hedeflerden biri de e, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Merkez Hükümet'in Sincar konusunda Türkiye'de üstüne alarak bir anlaşmasının buradaki uygulamayı hayata geçirmesini engellemek. E, çünkü burada da Sincar hayatı öneme ait. Biliyorlar ki Türkiye bunu olabildiği kadarıyla ileriye, Başıkaya kadar bu ilerleme sınırını uzatacak. Garayı da kapsayacak bu. Bir sonraki hamlede ve arkasından Sincar'a sıra gelecek. Sincar'a sıra geldiği anda işte İran'ın devreye girip girmemesi ve burada Amerika'nın ne diyeceği evet. önemli. Evet. Ve burada ipler kopacak. Ee, şu anda Amerika'nın ses çıkmıyor. İnşallah evet. O ee, olacak evet, zaten. Yani, e, ve ben e, bu Haziran'daki zirveyle e, yani Suriye konusunun da ikili zirvede konuşulacakların evet, maddelerini söylüyorsunuz. Tabii. Söyleyeyim. Sincar, Hı -hı. Suriye e, konusu ve Rusya'nın özellikle burada DAEŞ unsurlarına hava saldırısı yaptım diyerek esasında. Yani sizin listenize ek yapıldı. E, evet. Hava saldırısı yaptı biliyorsunuz. Yani yüzden fazla orada militanı öldürdü. E, petrol bölgelerine giriş halinde olan Rusya uzun süredir bunu ilk kez yaptı e, ve hava kuvvetlerini aktif olarak kullandı ve Fırat'ın doğusuna geçti. E, Fırat'ın doğusuna geçebilmesi için de Amerika ile bir işbirliği yapması gerekiyor orada. Yani kendi başına böyle bir harekatı orada. Amerika'nın radar ve hava soğuma sistemleri varken yapamaz. Ha, kendi S-400'lerini çalıştırır, onun şemsiyesi altında yapmış olabilir. Orada da bu yönde ciddi hareketlilik var. Yani bütün bunlara baktığımızda Türkiye, İran üzerindeki bu süreci Amerika sanki izliyor gibi görünüyor şu anda. Ee, Türkiye-İran ilişkileri e, gerginleşme bu, sürecinde. Bugün sızan bantlarda evet. şey vardı mesela diyor ki Rusya istemiyor diyor bizim diyor nükleer anlaşmayı imzalamamızı halbuki Resmi açıklamalarına Hatta baktığınızda... Hatta Süleymaniye'yi aldılar Moskova'ya götürdüler, götürdüler diyor. diyor. Orada. Yani evet. halbuki Rusya'nın bütün ağızlarından resmi açıklamalarına bakıyorsunuz. Amerika'yı buraya masaya oturtma yönünde ve İran'ı destekleme yönünde. Öyle midir bilmiyoruz. Acem başkadır, Moskov başkadır. Başka düşünürler. Ama bilginç. Buyurunuz paşam. Yani yok, ben bu e, şey ben, Haziran'daki görüşmede e, yani etleyeceğiniz... Haziran'daki görüşmede hı hı. ben e, Türkiye'ye e, diyecekler ki yeni e, NATO'da Türkiye ye ihtiyaç olup olmadığını tartışacaklar. Bence en önemli gündem maddesi tabii, tabii, bu. Sürekli paşamı frenlemeye evet. çalışıyorum. Şahitsiniz. Buyurunuz, peki. Bugün, Paşam, bu konuda ne kadar şeysiniz? Ben yani, yani Türkiye'nin e, yani, evet, siyaseten olabilir Yani şu ama. anda, şu anda Rus yani NATO'nun elinde. Amerika diye bir güç var, değil mi? Yani Amerika. Ya da tersi. Yani Amerika evet. var yani başka bir şey yok yani adam e, herhalde Letonya'dan söz etmiyor yani evet. yani NATO derken veya işte Almanya'dan söz etmiyor filan yani esas olarak e, bakıldığında kara gücü olarak özellikle şimdi baktığımızda NATO dediğiniz kara ordusu diye kuruldu. Değil mi evet, Rusya'ya karşı? Kara, kara ordusu diye kuruldu. Ee, burada Türkiye'ye gerçekten ihtiyaç bulmadığı analizini evet. mi asker olarak yapıyorsunuz? Evet, siz? Biden yol haritasını uygulamaya soktu. Trump döneminde devam eden yeni stratejik ortağı Yunanistan. Heh. Yani e, artık ne? bu istikamet çizdi. Yani bu kadar yaptığı yatırım, Deda açı bunu yapması, adalarda üs olması... Ee, Güney Kıbrıs'tan silah ambargosunu kaldırması Ege'de ciddi yalnız bir üs var mı e, sizce? Tabii tabii. Yani ciddi anlamda bir üs oluşturdu. Bu üs hem aynı zamanda evet Türkiye yönelik bir tehdit gibi yani algılanmıyor ama. Yani kim diyor ki burası helikopter pisti e, başka yani, bir şey yok e, diyor. Bakın sadece e, eskiden bir NATO mütefikiydi Yunanistan. Eskiden Türkiye için stratejik ortak deniyordu. Şu anki yeni stratejik ortağı bu bölgede Yunanistan. Yani tercihini Yunanistan'dan yana filan kullanmış oldu. Dolayısıyla ikincisi incirliği kapat kapatmamak. Yani e, bu 2020 Ocak'ta yayınlanan RAND Corporation raporunun ek maddesinde yazıyordu. Türkiye buna karşı ne yapabilir. Her zaman olduğu gibi incirliği kapatalım, kapatmayalım tartışıklısını. Aynen raporun son bölümü. İncirliği kapatıl kapatılmaması bir önemi yok. Zaten e, buradaki nükleer silahların bir kısmı İtalya ve benzer yerlere taşıdılar adamlar. 98 tane vardı. Az bir miktar kaldı ve şu anda o bölgede COVID'in etkisiyle gidiş gelişler tamamen durmuş durumda. Orada e, iş sahibi olan dükkanlar falan hepsi kapandı. Amerikalılar eskisi gibi gelmiyor diyorlar. Yani e, o bölgede olanlar. Biliyorsunuz ufak bir Amerika City gibi bir yer orası. E, ve buna bak baktığınız... Kürecik falan da öyle evet, ha? Evet evet. Kürecik aktif de. Kürecik bir NATO. E, çünkü İncirlik'te şeyin görevi farklı. E, Seyahat Anlaşması, Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile İncil'lik. E, kürecik NATO e, evet. faaliyetinde. Yani orada alınan bilgiler Stuttgart'a gidiyor. Stuttgart'ta bunlar değerlendiriliyor ve analiz ediliyor. Ve oradan eğer bir hava e, operasyonu yapılacaksa füze veya uçaklar onlara, deniz kuvvetlerine gerekli talimatlar gidiyor. Bu örneğin Bulgaristan'da e, Amerika'nın hava üssü var. E, e, Bulgaristan'daki üs, hep söylüyorum, dünyada dördüncü büyüklükteki üs haline geldi. E, bunu çok fazla analiz etmiyoruz biz. E, bu üs giderek her gün gelişiyor. Yani dede direkt bağlantısı olan bir üs e, ve e, giderek Amerika dede ağaç üzerinden bu üste direkt Karadeniz'e çıkıyor hep her zaman söylüyorum. Yani bunu boğazlar üzerinden vesaire falan gemileri geçirmesine de bence ihtiyaç yok. Çünkü sonuçta burada olacak olan bir savaş, deniz kuvvetlerini yürüteceği bir savaş değil. Değildim. Bu kara üzerinden ve hava kuvvetleriyle füzelerle olacak bir savaş olacaktır burada. Deniz kuvvetleri kıyıdan gidip en fazla füzelerle vuracağı yer bellidir. Ve üstelik deniz kuvvetleri manevra yaparak o Karadeniz gibi dar bir sahadır deniz kuvvetleri için Karadeniz. Orada manevra yaparak bu kadar dar bir alanda çok sayıda geminin bulunması e, pek e, kayıp olmadan atlatılamaz. Yani her iki tarafta böyle bir savaşta kayıplar verirler. O yüzden de ben e, Rusya e, burayı sürekli takviye etti. Hazar Filotisi'nin de getirdi. Güneyden e, 3-4 denizaltı daha getirdi ve Karadeniz'de gücünü yeniden e, eski haline getirmeye çabaladı. Elbette er eski Sovyetler Birliği döneminde gibi olmasa da güçlü bir yapısı var. Yani Amerika şu anda Rusya'nın hava savunma sistemlerinde ve e, hep söylüyorum e, avantgard dediğimiz hipersonik füzeler adı budur. E, bu füzelere karşı koruyacak bir sistem henüz yok. Yani bunu geliştiremedi. Şuraya dönelim ee, isterseniz. Evet. Bitirin cümlenizi. Burada dediğim gibi yani Türkiye'nin NATO'ya Türkiye'nin evet, o cümle ihtiyacı. şimdi bakın bu evet. çok tartışılacak bir şey söylüyorsunuz. Ben bunu düşünüyorum. Ben şöyle hani evet öyle gözüküyor diyesinde geliyor çünkü çok bunun altını dolduran evet, evet. paşam bir kısmı sayıyor, başkaları da var bu şeyler. Var. Siz de teyit ettiniz esasında bu görüşü. Tabii. O fikirde misiniz? Tabii tabii. Yani e, evet. burada e, çünkü e, bunu sadece biz söylemiyoruz esasında. Böyle bir fikrin ortaya getirilmesi başta e, NATO'nun Avrupa Birliği eksenli e, üyeleri de heyecanlandıracaktır bence. yani e, Ve NATO'dan ayrılmanın da ben e, bize en ufacık bir kat, e, olumsuz katkısında olacağını asla düşünmüyorum. Yani e, NATO'nun askeri kuvvetini yani buraya bu, gelince de düşündüm. Hiçbir e, işe yaramayan... Hiçbir şey tamam soğuk canım. savaş e, döneminde et, şöyle düşün, tek maksadı duran silah gibi düşün Dengeyi sağladı. İşte Rusya ne yaptı? Gel kardeşim hadi göreyim bakayım dedi. 100 bin tane askeri yığdı oraya. NATO ne yaptı? Rusya ne yaptı? Şey Amerika ne yaptı? Sesin çıkarım. Dıllıkları yığdım hemen sınır ötesine. Avrupa Birliği biz Ukrayna'nın yanındayız o... dedi. Ukrayna dedi ki ne ölçüde olacaklar? Daha ve geçmişte Polonya'nın başına gelenleri duydum diyor. İngiliz ve Fransızlar da yanındaydım diyor. Hitler taarruza geçince ikisi de biz yokuz dediler diyor. Dolayısıyla e, Ukrayna Avrupa Birliği'nin ülkelerine ordusuna güvenerek mi kendini savunacak? Hı hı. Yani e, veya Amerika'nın verdiği 250 milyon dolarla onu da e, eski ikinci el hibe edilmiş silah ve malzemeler 1947'de bize verdiğiyle mi savaşa girecek? Ya e, aynı şey Yunanistan evet. için de söylenemez mi? O Fransızların e, şöyle dan, ama şey e, teneke uçakları Rum lobisinin şimdi burada etken olan bir lobi var. Şimdi biz Ermeni lobisinden yani Ne kadar kullanmadıkları, kullanılmayan uçaklar varsa falan. Bunları bunlar veriyorlar. Zırhlı araçları. Zırhlı araçları 900 tane. Bu genel bir yöntemdir. Bir kısmı kullanılabilecekler kullanılır. Bunlardan bir kısmı da kemirme dediğimiz yöntemle yedek parça olarak kullanılır. Yani Yunanistan'a verdikleri onlar. Ha, o kadar silah aracı kullanacak adam var mı şeyde yani Suudi Arabistan gibi başka ülkeden adam kiralayabilirler. Zaten e, askeri paralı askerlik sistemini de çıkarttı Rusya. Yani hem süresini düzeltti. Bunları kullanacak adamı yok çünkü. E, bir de o Taşar kadar bir şey var biliyorsunuz. Bu Irak'ta vardı. Niye dediysem var yani. Ee, Irak'ta kurulan NATO meselesi. Yani Orta Doğu NATO'su gibi. Bu bağlamda bir yere oturuyor mu yoksa ya ayrı bu bir konu mu? Şey. Bu bu başka bir şey bence. Yani bu bu NATO işte İsrail merkezli bir yapılanma olacak bu. Yani bu e, Türkiye'nin dışında dolayısıyla burada Türkiye'yi dışlayarak zaten e, geçen programlarda da gördük. Centcom biliyorsunuz ha harekat alanı İsrail'de dahil edildi. Yani bunun adını Amerikalılar koydu Hı, tamam. zaten. Evet. Centcom'un harekat alanı NATO'ya bağlı bir yapılanma içinde NATO'nun yeni harekat alanına vak tanınmayacak bence Haziran'da. E burada da e, Türkiye'ye diyecek. Yani İsrail'le ya işbirliği yapın e, ya da böyle bir şey yapın. E, o da Filistin durumu ortaya çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'nin e bunu tabii birçok şeyler uzatabiliriz ama e, yok e, uzat bu, bu konu yol, yani hangi e, konu? E, yani e, NATO e, NATO konusunda e, bence e, Türkiye'nin gerçekten düşündüğünü düşün değerlendiriyorum. E, NATO'nun e, Türkiye e, alabildiğini almıştır Türkiye. E, e, bu konuda ha, e, katkısı da olmuştur. Artık. E, fakat e, artık NATO e, Türkiye için e, çünkü iki tarafta birden aynı anda dengeyi sağlayamazsınız. Ha, yani şunu bir yandan evet. Ya. Bir yandan e, yani ben bu sefer şeyden evet. çok doğru. Pardon. Paşam, yok yok yok. Edin. Yani hocam çok, yani. 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 çok önemli. Benim de ima ettiğim evet. biraz evet. konuşmak istediğim bu. Türkiye'nin elinde iki tane tuzaklı Hı. mesele var. Evet. Bir tanesi Uygur meselesi. İkincisi Ukrayna içine şeyi de koyabiliriz. Ee, Gürcistan'ı da koyabiliriz. Türkiye bu meselelerde taraf olduğuna dair izlenim yaratacak. Her pozisyon alışında sıkıntıya girer. Aynen. aynen evet. Bakın ben Kesin. biraz eleştire. Yani e, Jelenski denilen adam geldi ve burada bence çok hak etmediği bir de gördü. Yani bu adam çok ciddi bir devlet adamı falan değildir ben yani. Başkanım. Evet. Yani öyle bir takım açıklamalar yapıldı ki evet belki hani ilk eser olarak baktığınızda doğru. İşin içinde bir Kırım meselesi Hı -hı. de var Öyle bir tablo çıktı ki ortaya yani Türkiye Ukrayna'dan yana tavır alıyor gibi bir şey. Ne, ne yaptı Rus, Rus, Ruslar da işte öyle sahip. algıladı. Halbuki bana kalsın şöyle yapılması çok daha iyi olurdu. Ya iki tarafın arasını bulma rolüne soyunmak. Ki Böyle... aslında öyle yapmayı istedi Türkiye. Ama öyle yapmadı öyle üstadım yani. Gerçekten yani çok, ya çok fazla bakın Ukrayna'ya çok fazla göz verdik. Aynen, evet. Ukrayna meselesi bugün Ukraynalı'nın meselesi değildir. Tamamen manipüle edilen bir meseledir. İşin içinde Almanya'sı vardı. Evet, e, tamam bunları var. Şimdi burada Ukrayna yanlısı bir pozisyon sergilediğiniz zaman elbette diğer e, cenaha düşüyorsunuz. Sorunlu olduğunuz NATO konseptinin içinde davranmış oluyorsunuz. Çok tehlikeli bu. Bakın söylemek zorundayız. Uygur meselesi tamam. Bunlar ama aynı zamanda birbirlerine yani bunları yönetmence etmek avantaj üretmiyor mu? Ama etmek bu mu şimdi yani siz pozisyon alıyorsunuz ve Rusya'ya karşı bir pozisyon alıyorsunuz. Bakın <laughs> Ukrayna, Suriye değil, Libya değil. İlerleme Rusya sınırına geldik yani hmm. sınıra geldik. Hmm. Yani hmm. hemen arkasından gelenlere bakalım uçuşları iptal etti. Evet. Yozlan, kadar Lavrov doğru. açıklamalarını yaptı. Soygu açıklamalarını yaptı. Şimdi ona silah... peki bu silahları kim kullanacak? Ukrayna kullanacak. Kime karşı kullanacak? Rusya'ya karşı kullanacak. Ha diyeceksiniz ki de işte Rusya ama Suriye'de sana bunu yapmıyor mu? Şimdi Rusya'yla böyle Amerika Birleşik Devletleri Rusya ilişkileri gibi bir sıklet farkı var. Yani onu görmemiz lazım ya bu, bu, bu ne yapalım yani? Bu bir veri oralarda bence çünkü çok zor duruma düşürür bizi. Bakın bu son Ukrayna meselesi, ardından işte Polonya'dır, Romanya'dır. Yani NATO'nun artık böyle yeni şey alanları bunlar. Nasıl söyleyeyim? eee nemallandı alanlar. Bunlarla toplantı yapıp sanki bölgesel bir inisiyatif al alamazsınız. Bugün Polonya'nın bir inisiyatifi yoktur. Çeklerin inisiyatifleri yoktur, Romenlerin inisiyatifleri yoktur. Bu kadar inisiyatifsiz... E, güçlerle... bir inisiyatif alınabilir mi? Alınamaz. Türkiye'nin yapacağı şey bugün... Amerika-Rusya arasındaki dengeleri iyi gözetmek, gerilim alanlarını Çin'le... Rusya ve Çin'le Amerika. Bunu yapmadıktan sonra olmaz. Bakın oralarda refleks... konuşuyor yani. Ukrayna hakkında söylediğimiz şeyler NATO'nun söylemine birebir oturuyor. Beni anladık. O zaman Neye şikayet ediyoruz? Evet. İkincisi bu İran meselesi paşam söyledi zaten bu çok önemli. Türkiye iki yerden sıkıştıracaklar. Evet. Ya bir Türkiye Yunanistan kısmi savaşı. Evet. Bakın evet. korakor sonuna kadar değil. Türkiye'yi yıpratmaktır burada. Ya bunu yapacaklar ya doğuda İran Yeren. Türkiye. Bunlara şimdi bizim çok dikkat etmemiz lazım. Yani süreci bir kere bir iyi okuyacağız. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye evliliği sona eriyor. Zaten epeydir ayrı yaşıyorduk. Evleri ayırmıştık. <laughs> Bu bir. Bunu veri alacaksın. O zaman ne yapacak Türkiye? Türkiye bir çıkış yolu arayacak. Hadi gidip... E, Rusya'nın kucağına oturacak halimiz yok. Elbette ile da karşılıklı iyi de bir süreç başladı. Değil mi? Bunu bozmamak lazım bir kere. Ne Şeyle, kadar geniş bir görüyorsunuz mi değil mi? Mesela Amerika ile kıyasladığımız zaman Rusya karşısında daha kabul edilebilir bir denge şeyine sahibiz. Çok doğru söylüyorsunuz üstadım. Hem siyaseten hem askeri güç olarak da yani. Ya biz bunlarla konuşuyoruz. Rusya çünkü çok parçalı. Etnik parçalaması çok. Ha. Bu şeyli bir tabii, ülke, tabii, tabii. sıkıntılı bir ülke. Bir de şöyle mesela bugün daha doğrusu dün İngiliz Dış İstihbarat Servisinin başındaki bizim <laughs> eski Evet, büyük elçi Beşiktaşlı dedi, dedi ki, evet. <laughs> Rusya dedi bazı dedi handikaplara sahip. Bunlardan birincisi dedi bu demografi meselesidir nüfusu. Bir de mu parayı mı söyledi bir, de? Evet, bir evet. şey daha söyledi, evet. ekonomisi, ekonomisi. dedi, dedi. Şimdi dedi. bunu zafiyet dedi, Eee evet biz hani İngiltere, Rus düşmanların ki bu o da nasıl bir düşmanlıksa Amerika Rus düşmanlığından bile katlayan bir şey bu. Bir uzantılı propagandası yani, olarak, olarak da görebiliriz yani. ama gerçek boyutu gerçek, da var. Boyutu yani de. bu gerçek. demin ilk başta dönersek şunu hani Rusya'nın kendi dertleri konusundan bahsetmiştik ya bir de diğerlerine mi bakacak şeklinde. Türkiye'nin önemi Amerika açısından yani negatif de alabilirsiniz, pozitif de alabilirsiniz. Rusya'yı periferisini sonrası için hani güç, o Rusya'nın geri çekilmesini de şey yapıyor, öteliyor. Böyle bir de durum var Amerika Allah, açısından. Amerika'nın dış siyasetine, azim akıl erdirebilecek durumda değilim. İlmimi kesen şeyler. Şey, yok, onu yani. zaten şu anda çok kişi oradan şikayetçi. Yani şikayetçi derken kimse, yani ortada bir Amerikan dış politikası olduğu ya da sadesi olduğu konusunda şüpheli herkes. Ama zaten burada bir bozulmanın olduğunu yani Rusya'nın gücünde bozulmadan olduğunu Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerindeki durumlardan anlıyoruz. Tabii, tabii canım. Bu böyle de bir durum. Tabii, var. Yani evet. şimdi... Bakın Türkiye belli açılımlar yaptı. Bu Hı -hı. açılımlarda... Hesap bence... Birinci derecede Türk-Rus ilişkileridir. Çünkü bu ilişkilerin kaldırabileceği... adımlar atılabiliyor. Mesela Azerbaycan... meselesinde olduğu gibi Karadağ... meselesinde şey bu ee, Ymenistan'da Azerbaycan savaşı'nda olduğu gibi işin içine Pakistan giriyor hı hı. derken bir Türk koridoru açılıyor bir Türkistan koridoru açılıyor bir falan. Afganistan meselesi çıkıyor Afganistan bir şeyde. meselesi çıkıyor yani şimdi orada hı. o kapasite nereye kadar götürülebilir Bunun ne türün Niye yapılması lazım Çinle aynı şekilde bakın bir iki tweet mivit atıldı falan Çin çıkıverdi ortaya dedi benim hakkımda ha hmm. falan buyur hmm. şimdi ama Çin geldi işte komşumuz şu an bizim evet öyle birden çok e, yerde elbette, de olabilir. Işte. tabi yani bu daha da büyüyecek peki. Suudileri de alacak işin içine Körfezi de alacak büyüyor o dalga peki bir de şunu hesaba katalım ben şaşırmayacağım eğer bu NATO toplantısından önce mi olur sonra mı olur hmm. Biden giderse Nasıl yani? Belki öyle yani. Çok yani çok Haziran kötü dediğiniz bir buçuk ay. E belli olmaz işte. Hani hiçbir yani. şey itiraz etmiyorsunuz. Yani başkan. yok Stavro ben Aa, çok kötü o buna, bu tablo. Evet. Hı -hı. Yani Amerikan Esas siyaseti. Hayır de itiraz yani. etmedi Avni Bey. Şeyde e, hani NATO'dan Haziran'dan NATO'dan ben niye itiraz ediyorum söylüyorum Söylesin. paşama. Emin misiniz diye. <laughs> i̇şte ama paşam altını sayıyor. Siz Emin misiniz diye <laughs> söylemiyorsunuz. Hayır hayır, hayır hayır. Şöyle söyleyeyim. Yani ben ee, tabi Paşam'ın e, birikimine falan e, o süzgeçten geçerek yaptığı analize bir şey diyecek hali değilim. Ama ben e, Amerika'nın Türkiye'den yani Amerikan devletinin e, bir aklı olabileceğine, olduğuna, evet bu <laughs> siyaset üretmekte şu anda, Gerçekten Amerika Aynen. hakkında bunları kullanıyoruz. Cümleleri mi kuruyoruz yani? Yani bir, bir buna inan, inanıyorum. Ya ben olması gerekir herhalde diye düşünüyorum. Ama siz de şüpheli E tabi canım yani. Hayır, ama Amerika öyle. bizi niye öyle ki? Yani böyle bir şeye ihtiyacı mı <laughs> var bizim? Yani evet, mesela Yunanistan'a dayalı bir evet, yani Amerika, yani. Yunanistan'a sırtını dayayan bir Amerika'nın bu kadar kendinden emin olabileceğini pek zannetmiyorum. Benim şeyim bu. Ama yani kendileri <laughs> bunu Siz yani zaten. Türkiye olarak mesela diyelim ki kendinize müttefik bir ülke diye diyelim ki Pakistan'ı müttefik ülke alabilirsiniz. Diyelim ki Suriye'yi müttefik alabilirsiniz. Mısır'ı. Bunlar asker tecrübesi olan bir de bir iki mi iyi kötü müttefik de, alacaksınız. E, nükleer silah olan hayır, müttefik alacaksınız. Hayır onu yani demiyorum ben yani, nükleer silah diye değil sırtınızı evet. birine dayayacaksanız mesela, alabilirsiniz. Ama Yunanistan'ı veya Güney Kıbrıs'ı müttefik alacak alan bir Amerika bana göre hakikaten zavallı bir Amerikadır yani. Hı. Müttefik yani, olarak mülki, almıyor ama yani onu e, bir anladım bekil, yani, bekil, yani Türkiye olarak sıçrama tahtası gibi kullanıyor. artık sıçrama yani dediğiniz doğru tam bir sıçrama tahtası. O dede ağaç bana göre bir helikopter pisti. Başka hiçbir şey değil. Sadece diyorsunuz helikopter sayısı şey sayısı biraz orada. orada. Yani doğru bir üst üst filan filan bile Peki değil. abi ama aynı zamanda Dan Yunanistan'ı Fransız söyleyerek... uçaklarını da getirdiler. Ne kadar hurdalar varsa oraya getirdiler. 4 milyar dolar şu ana kadar borçlandırmışlar. 4 bin, bir 4, daha yüklediler. Şimdi Fransızlar evet. bunları da getiriyorlar. Sonra Trump gelir yani. Almanya der Merkel e ödeye bakayım bunları der yani. Tamam <laughs> yani tabii 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 evet. diyebilirler. Yani bunlar onun için Yunanistan'dan bir şey yapamazlar. Hiçbir şekilde Rusya'ya karşı bir güç gösterisinin içine giremeyeceğini Amerika gördü. Hepsini de gördüler. Peki ama Yunanistan'ın dahil edilmesi ha. bir sınır göstermiyor mu? Yani NATO sınır burada tabii. bitiyor. NATO. Nerede? Transatlantik İttifak Hayır. burada bitiyor, orada NATO bitmiyor. Burada... Yani şu anda o Yunanistan'dan ibaret ise senin bulabildiğin müttefik Yunanistan, ya yani Türkiye'yi sildin, bulabildiğin müttefik Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan ibaret ise bittin orada zaten. Peki yani şimdi askeri mantıkla baktığınızda Deda yerine niye Türkiye'de Saros'a girip oradan ee da üzerinden direkt Karadeniz e açılma imkanı varken daha uzun bir yolu niye tercih ediyorsunuz Amerika'ya? Bu tarafta dost ve müttefik bildiğim bir ülke var. Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi Yunanistan'da sorgusuz bu ben şuraya geleceğim diyorsunuz ve giriyorsunuz. Şu anda öyleler. Yunanistan o halde. Yani evet, tam ama gelip gelme meselesi. Şimdi siz Türkiye öyle değil tercih. yani Türkiye ama, şu anda evet. Türkiye'nin siyaseti İster AK Parti olmasın, ister CHP olsun, hiç fark etmez. Şuraya bir Amerikan üssü açılıyor. Türkiye Aynen. buna izin ben, verin ben desene. O, me o mekanizmayı ben bütün söylemiyorum. Türkiye ayağa kalkar yani. Şimdi askeri gereklilikler değil var. ki Türkiye. Ama önce askeri gereklilikler var. O ikinci safa. Şimdi askeri gereklilikler içerisinde Türkiye ile ilgili bir tercihte kendi stratejisine uygun e, ve eski bir ülke, Mültepe'yi en önemli ya, orduya sahip, bir yapıya öneride bulunmuyor. Bir Saros veya NİDE'de burada bir üst teşkil edebilir miyim? E direkt bunu oradan kullanıyor. Oradan yana kullanıyor. Yani burada demek ki bir askeri gerekli ihtiyaç duymuyor. Askeri açıdan baktığımızda Deda Açı bence tamamen tek maksatlı bir Rusya'ya bu Türk Akımı ikiyi bir şekilde kesmeye hedefliyor ve burada hep baştan beri söylüyor bayrak, bayrak eleştirisi yapacak Deda cı. Yani Amerika Öyle. kaya gazını buraya yerleştirecek. Ee, ve buradan Avrupa'ya yönelik. Peki paşam şöyle yani bir de ortada İran var ve İran tek başına değil yani yanına Çin'le birlikte var şu anda. Evet. Buna rağmen benim ya, ya Türkiye ne olacak ya biz dedi ağaçtan orayı götürürüz. Ne diyor Amerika? Ya, Türk Türkiye ile de Çin ilişkilerinin geliştiği. Demedim Pompeo Amerika'da Türkiye'deki bütün Çin yatırımlarını gönderin falan gelip burada bize Sömü, e, ne derler, sömürgeci şeyin, e, bizi işgal etmiş e, gibi, bali e, gibi gelip e, hem de bir Dışişleri Bakanı ahkam kesti. Evet doğru. Çin'le ilişkinizi kovun kesin dedi. Diye. E kovun dedi. Yani şimdi dolayısıyla Çin'le olan ilişkilerden de rahatsızlıklar, ile olan ilişkiden de rahatsızlar. E, dolayısıyla burada... Ama bu rahatsızlık yani e, Türkiye konusu, Türkiye'yi önemsemek... Hayır önemsememe önemseme meselesi gerektir, değil. Artık e, buradaki yol haritasını ayırdı. Çünkü Türkiye ile bu büyük Orta Doğu projesi ve Orta Doğu hedeflerini gerçekleştiremiyor. Yani Türkiye'yi e, artık farklı bir konumda görüyor. Türkiye error veriyor, hep aynen, hata, yani hata veriyor. hata veriyor. Error için. veriyor. Aynen. Aynen hata veriyor diyor Türkiye. Güvenmiyor. O yüzden diyor, diyor ben diyor buna zaman kaybetmeyeyim, enerjimi tamam. başka harcamayayım. Ama Yoksa Yunanistan'a güvendiği vesaire ben, için. İşte değil. ben Türkiye'nin hata Amerika açısından hata verdiğinde hiçbir itirazım yok. Adam eskisi gibi kullanışlı bir ülke değilsin sen. Bu bunda tabii. bunda hem fikrim. Yani zaten oradan bahsediyor şey. Veriyor, tabii. Ya bundan dolayı bu, bu Türkiye defterini biz bir taraftan şurada alalım. Ama bu Orta Doğu yeniden Orta Doğu oluyor. Bakın Ürdün'de darbe girişimleri, öbürü bilmem ne, İsrail, şu hepsi yani bir e, keza Suudi Arabistan dahil. Yani bunu zaten e, o Kondolize Rahesi falan geçmişte bunların hepsini çalıştılar. Kaç bölük olacak burası filan diye çalıştılar. Bütün bunlarda bir Türkiye kartının ya yani Türkiye oldurmaya oldurmayı beceremeyebilir ama bu oyunu bozmaya gücü yetebilir. İşte Bazılarının, yani bir oyun kuramayabilir <laughs> ama kurul sen kurma kalkarsın işte al. Evet, Suriye'de başına işte, gelen Amerikalı. İşte tam da o yüzden Türkiye'yi gözden e, çıkarıyor. Ama işte o gözden çıkarınca olmuyor i̇şte hocam. Ve biz mesela şu anda Haçlı Şabi'yi İran'ı gözden çıkarabilir miyiz ya o yok farz edebilir miyiz? Veya İsrail'i? Hayır burada Haçlı Şabi zaten, zaten Amerika'nın de saldırıda bulundu. Uyduruk bir şey Haçlı Şabi dediğimiz bir terör yani, örgütü. Öyle, uyduruk Veya, bir yapı pek, değil ama yani, yani askeri yani, açıdan ya baktığınızda. Yani e... uyduruk bir örgüt yani diyorsun. Nihayetinde niyetinde evet. tam arkasında bir devlet var yani Onu, onu bilerek söylüyoruz. Söylemek istediğim şu. Eee İstedi, ister şey yap, önemse, ister önemseme. Senin oyununu bozuyorsa birisi. İşte bozmanın bir sınırı var. Yani e, her zaman her yerdeki hamleyi bozamazsın. E şu anda var yani, ama. Şu anda. E, belli bölgenin Suri, içinde bozarsın. hala Vesa, Suriye'de kan ırtıyor Türkiye'yi adam. Yani ben istediğimi yaptıracağım diye uğraşıyor. Hala niye uğraşıyor? Malzem Türkiye ile Orta Doğu defterini kapattı. Bu Orta Nasılsa halledemiyoruz dedi diyorsunuz. E tamam yani ama hala orada bir bir kürt yapılanması, bir PKK yapılanması istiyor yani hala. Onu yaptıracak zaten yani o zaten e, bununla ilgili yani bu hamlelerinin en önemli nedenlerinden bu. Bakın. Ama yani siz biz Amerika'nın e, evet, asla pimpon... Ben bakın bu bu işte bitmeyecek. Ben size söyleyeyim, yaptırımların ikinci atırm var. E, şu anda birinci safhası var. 6 ay doluyor. 6 ayda rapor hazırlanacak. Türkiye e, hasımlarla mücadele yasasındaki stratejiye uygun hareket etti mi etmedi mi? Bu temsilciler meclise sunulacak. Meclis diyecek ki e, hayır devam et bir üst kategoriye geçin diyebilir. Veya bunu bir altı ay daha devam ettirin diyebilir. Çünkü altıncı ayı neredeyse dolacak. Bir, bir buçuk ayı kaldı. Şimdi bu bir olayın bir tarafı. ikinci boyutu PKK terör örgütü gibi burayı bir devletimsi yapıya dönüştürmek için elinde bu kozu sürdürüyor. Buna Rusya da hayır demiyor şu anda. dolayısıyla bu konuyu bence Rusya'yla Türkiye'yi kısmen içinde tutarak Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasındaki bütün de bunu istiyor esasında. Hızla bir araya gelerek Suriye'de federatif bir yapının yolunu açacaklar. E çünkü Rusya'da olsun bunu İran'ı dışlamak suretiyle bunu yapabilirler ve bunda e, Türkiye bulunduğu bölgeyle veya bulunduğu bölgenin bir kısmıyla yeterli görülerek ama burada bir devleti kuracak. Amerika bu kadar maliyet verdiği, yaptığı, yatırım yaptığı bir şeyi ve nihai olarak hedef geçen gün gene e, Amerika'ya götürdü, getirdi, geldi. Gene bir takım görüşmeler yaptılar burada kişilerle. Bundan asla vazgeçmeyecek. Yani bir Suriye'ye bir düzen vermek istiyorlar evet, tabii. mı? Yani Suriye'ye Rusya ile ben e, e, esasında düzensizliğin devam etmesi İsrail yani Biden'ın bu seçimlerde nasıl bir hükümet kurulacağı henüz İsrail'le netleşmedi. Yani İsrail'le bu konuda Biden'ın... Adalet Bakanı atayamıyorlar. Atayamıyorlar. Yani seçim yapılamıyor. O yüzden şu anda İsrail hükümetsiz ve siyasi istikameti net olarak belli değil. Yani o yüzden de bu bölgeye de şu aşamada etkili olacağını düşünmüyorum. ancak Özellikle Rusya ve Putin maddi boyut ve harcamaların çok yükseldiğini söylüyor. Suriye için en son yayınlanan raporlar da bunu. E ama bir yandan da işte ilk kez petrol boş verin, gravitesi gravitesi düşük diyordu ama gitti petrol sahasına hava saldırısında bulundu. O 200 kişinin öldüğünü mü? Evet evet mi? yeni. Yani bu hı hı. bu da Rusya açısından ilginç bir politika değişikliğine gidiyor. Bence Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Suriye'de artıyor. Yani bir Parti şeyde düşününün. anlaşmış Hı. değiller bence. Hı. Hı. Hocam bence bence yani şurada, Suriye Türkiye ile yani Rusya Türkiye ile daha yakın. Işte onu orada, diyorum yani aynen. bakınız bu PKK <laughs> meselesinde o, o iş o kadar kolay bugüne değil. kadar PYD kimin kontrolünde Amerika Birleşik Devletleri. Peki Rusya ne diyordu PKK'ya? Ya, ya Esad'la görüşün, anlaşın rejimin şeyine bu da aynısını söylüyor da hocam. Ha, ters, benim ters, adıma anlaş diyor yani. Ben... Burada bir problem çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri PYD Esat ilişkisi, Rusya'nın gözünde Rusya Esat PYD ilişkisi. Aynı şey değil bu. Hmm, anladım. Peki. Ya burada bir kavga çıktı bence bunların aralığı. Zaten Cenevre görüşmelerini izlersek sönüm, sönüyor. Hani heyecan şu ara. İşte bir ara neydi anayasayı yapıyorlar yapıyorlar falan. Hiç haber almıyoruz maşallah ya. Şimdi tabii bir de şu boyutu mesela var. Mesela bu doğru. İngiltere yani o onu onunla konuşmamız <laughs> lazım. Onu bugün, bugün Kıbrıs'ta görüş bugün için mesela Kıbrıs görüşmeleri başlıyor. Bundan bugün bir sonuç çıkar. Hayır çıkmayacak. Bu bugünkinden çıkmayacaktır. Olmaz Ama ilk defa ben Kıbrıs'ın ciddi olarak masaya geldiği bir hmm. şey. Çok Amerika mantıklı. bütün yırtınmalarına rağmen müdahil olamadı. Olamadı. Yani bir de tabii yani sizin açtığınız bu pencereden hareket de ama burayı birleştirerek şöyle konuşalım. Şöyle bir hareket görüyoruz sanki. öyle zıt yönlü bir... Yani Amerika bir şekilde bazı yerlerden çekiliyor ve yerini İngiltere'ye bırakıyor gibi ya bir 40, durum 45'teki var. duruma dönüyoruz. Dönüyoruz aşağı yukarı. Yani şimdi diyorum. burada şey de iyi tarif İnşallah edelim. öyle olur. Yani no. işte akıllı bir takım insanlar. <laughs> yani, insanlar. Yani, yani, çıkar ortaya yani. Yani, yani İngiltere. Yani düşmanınızın yani. bile akıl akıl bali olmasını istersiniz. Yani düz... e, boruşansın e, yeni bir cetvel almış elle bölgeye doğru <laughs> geliyor yani. Hapşırmadı sürece bir yok. Olsun. Şimdi Süleyman hocam yani İngiltere konusu şey de e, önemli de şu benim aklım biraz orada kaldı. Neden? Bir, tamam Biden'ın genel sağlık durumuna ilişkin bir takım projeksiyonlar yapıldığını ben biliyorum da. Hepimiz biliyoruz da. Neden böyle bir zaman dilimine sıkıştırma ihtiyacı duydunuz? O da ki bir... Ha siz yoksa sağlıkla ilgili bir şey söylemediniz mi? Ay yok, yani, ha yok o yani. gidebilir demek. Emri ol, bilemem yani öyle bir şey. Ama <laughs> o muhakkak da yani. Hayır bu, bu iktidar. Biden iktidar değil. Hı hı. Amerikan iç siyasetinde istediklerini yapamıyor. Ve yavaş yavaş hayal kırıklığına dönüşüyor bu. Hmm. İkincisi dünyada başlattığı bütün ataklar eline yüzüne bulaştı ve geri döndü. Hmm. Başarısız. E peki ne yani? Peki neden ve kapanmamış peki, e neden bir hesap... sonra değil, şey, bir yıl sonra değil? değil. bilemem ama e yani. çok yani böyle devam edecek bir iktidar gibi emin olamıyorum ben Biden iktidarı. Ya Amerika'da normalde bir başkan seçilir. Yani 4 sene oturacak ve siyaset yapacak zannedersiniz. Değil mi? Yani hep böyledir. Ama ben şu konjonktürde Amerika'nın sorunlarını falan düşündüğüm zaman bunlar çok emin olamıyorum. Çok emin olamıyorum. Ve dikkat edecek olursak Amerika'da ne oluyor ne bitiyor hiç haber yok. Neredeyse hiç haber ama arada bazı haberler sızıyor. Kötü hocam adamların kötü, durumu. Kötü. Yapamıyorlar çünkü bu iş para meselesi. FED bunların çıkarttığı <laughs> tahvilleri almıyor. Ya bunların istediği parayı basmıyor. Ha para basıyor bir taraftan da FED. Miktarı bunların istediği miktarlar korkunç geldi. miktarlar. Yani, onu, yani sınırsızı yok bu işin. Yani senede 10 trilyon dolar basacaksın diyor. Neymiş? Biden programını hayata geçirecekmiş. FED gibi yani bu konuda cömert evet. <laughs> bir e, kuruluş bunu tehlikeli buluyor. <laughs> düşünün yani. Yani e, zaten o tehlikeyi üreten Tekrar, sensin. Şimdi demek istediğim yani İngiltere'ye dönebilirsek. İngiltere'ye dönecek olursak. Şimdi ben bu konuda hakikaten zaten genel olarak dünyada e, kıymetli otoriteler İngiltere'nin izlediği siyasetlerin hangi rasyonellere dayalı olduğunu bir 50 sene sonra falan anlıyoruz. Ya bu böyledir yani. Ha, o zaman iyi. Çünkü bugün mesela bazı yine yazarlarımız İngiltere'nin aklı, aklına bakarak gidelim. Amerika'nın aklına bakarak gitmeyelim <laughs> dediler. Biz 6 ay öncesinde yani. aman derken... İngiliz muhipleriyle berken... bilmem neler mi ortaya... Yani ne inanılmaz. Oldu yani. yani. Bir de süreci anlatıyoruz açık yani. Hani siz başka şey konuşabilirsiniz kendi köşelerinizde şeyden anlatıyoruz ve böyle gerçekleşiyor. Şimdi de bir 6 ay önce söylediğim şey de bu şekilde tezahür ediyor şimdi. Tabii. Ben de tabii. bazen acaba tam anlatamıyoruz diye bir düşünüyorum. Buyurun. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Biraz hani empati yapmaya çalışıyorum. Empati de kolay yapılmaz ama yani neticede kağıt üzerinde Britanya İmparatorluğu diye bir imparatorluk vardı. Bunlar bir imparatorluk geçmişi var. İşte bizim de değil mi Osmanlı İmparatorluğu. Biz de bir imparatorluk bakiyesiyiz öyle. Yani bunu kaybedince yaşanan psikozları düşünebiliyor muyuz? Hala Travmaları. biz o psikozlarla travmalar var tabii. Travmalar Tabii. Psikozlar öyle. kolay iş mi yani? yani bir anda Abdülhamit döneminin işte haritalarına bakıyorsunuz. Oho! Tabii sağa Sonra? sağa dön Selanik, Sel sola dön Batum. Evet ve aşağı inersiniz. Mekke'ye gidiyorsunuz yani. yani. Böyle, böyle ha bütün bunlar. Afrika'yı bütün bunlar yani. işte 10 günde, 12 günde, 15 günde gitti elimizde. Bunun travmalarını hala yaşıyoruz. Şimdi ben bunu biraz projekte ediyorum. Mesela bir İngiliz olsa, vatanını, milletini seven bir İngiliz olsa, İngiltere'nin tarihsel arka planını, dünyadaki hakimiyetinin sıkletini, ağırlığını bana hissettirecek bir takım haritalara baktıktan sonra da aşağı yukarı bu bu noktaya gelirim. Yani evet hala elinde ballı börek bir Kanada'yı tutuyor ama Kanada Amerika ilişkileri var. Yani eskisi gibi değil. Hala bir Avustralya'sı var, Yeni Zelanda'sı var. Bir de buna Commonwealth gibi böyle acayip bir etiket yapıştırmış evet. yani. Bucu başka yerlere Aha, Başka yer. Tamam ama gene de yani dünyada bugün kimin borusu ötüyor deyince i̇şte Amerika bilir. Ya Amerika'ya nasıl bakar bir İngiliz? Ya ben kurdum. Benim göçmenlerim kurdu. Büyük ölçüde. Benim sömürgemde bana vergi veriyordu. Ben orayı yağmalıyordum. Zenginliğini artık değerini ee, topluyordum. Şimdi elimden gitti ve bu adamlar dünyaya hakim. Bunu bence sindirdiklerini hiç zannetmiyorum. Yani dünya egemenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne yar etmeye razı bir İngiliz aklı olamaz. Vardır bunu temsil eden 3-5 çevre ama hakim ana akım bakış, bekle, sabret, hesabını yap, Doğacaktır sana vaat ettiği günler <laughs> Anglikan Kilisesi'nin falan gibi bir şeyler geçiyor. Bize yönelik İngiliz bakışında, Hı -hı. bize derken sadece Hı -hı. Türkiye demiyorum. Ortada Şu soruyu da cevaplayarak. Bir kısım Amerika ile İngiltere arasında bir ayrışma olduğunu düşünüyor. Bir kısım da hayır beraber hareket ediyor. Ben e, ikisine de e, yegan yegan puan vermem. İkisini birlikte düşünüyorum. Yani Ortak bilmelerine bakarım. Amerika'nın yapacağı hatalardan... Hı -hı beslenmeye dönük ama Amerika'yı karşısına alarak değil, gayet güzel Amerika'nın dümen suyunda gidiyormuş gibi işte batılı müttefikler Çok falan. Bu mı adamlar? İkinci Dünya Harbi'nde Amerika'nın attığı kazıkları Tabii ki. İngiltere'ye. Ama İngiltere'nin de Amerika'ya attığı şahane kazıklar var. Mesela İngiltere'nin kim attığı dünyada, kazıklar yok ki? Yani parasal trafiği düşündüğünüz zaman hocam. The City bırakmıyor yani Wall Street'e bu işleri yani. Tabii. Yani Amerikalılar da şaşırmışlardır. Evet. Ya doları ben basıyorum, adamlar üstüne tabii, oturuyor. Tabii. Yani, yani, yani hakikaten bu idare ediyor, diye bak. Yani evet, siyaset sanatının en şeytani chapterlarını, bölümlerini İngilizler. Ben, ben bazen yani. anlamıyorum. Övüyor musunuz, yeriyor Yok, musunuz? Hayır. Ta, yani belli evet. açılardan övüyoruz Yani övmem. Övgüm yoktur da yani ama farklı Aşağı bir yere de, konulmak. Ama Amerika'dan iyi oynuyor. Herkes de niye oynuyor. Ha, tamam. Yani şey Fransa'nın tamam. ne yaptığını görüyorsunuz. Fransa'nın bu Afrika'da yaptıkları falan. Yenilir yutulur Ya bu, bu kıta Avrupa'sının Almanların aynı şekilde bak zaten hepsi birbirinin yeni. Ama farkı da ya şimdi bu bu İngiliz İngiliz. De öyle, İngiliz aklı, de öyle değil. İngi, evet bravo. İngiliz aklı. farklı bir şey o. Yani, o hayır o familye onlar da dahil de. Ama İngiliz aklı başka türlü işliyor. Yani çok ince hesaplar ve çok uzun vadeli hesaplar. Ve söylemleriyle takip edemiyorsunuz. Bence bütün bu işlerin hesabı kitabı yapıldı. Amerika çuvallıyor. Boşluklar doğuyor. Bu boşlukları takip ederek oralara yerleşerek aslında bu Türkiye'nin avantajı da değil mi bir bakıma hocam? Yani çok boşluk. Yani, şöyle, yani ak e, çok boşlukları olan ve çözülme çözülme şeyleri olan bir Amerika var. İşte Bu tabii dönüşte. tabii işte yani doğ, efendim, biraz bir dua fırsat. edilsin bence Süleyman hocam. İngiltere Rusya ile yakınlaşmıyor. Yani ya, o o zaman bambaşka bir dünyada çıkıyor. Ama işte o da sorun çıkarabilir. Tabii, çıkarabilir ama yani. dua et ki yani tamamen düşmanlar. Paşam iki dakikam var, bu konuda konuşursanız sevinirim. Yani e, İngiltere e, şu anda e, medyada da yer aldı. E, evet. Özellikle Kıbrıs'ta e, iki e, ayrı devletin kurulması konusunda e, sıcak baktığı şeklinde... E, bir Onların takım, gazetelerin haberleri şu, e, evet. ikisini tanırım da değil şeyi tanırım. Evet. Yani öbürünü de tanıyacaktır tanıyor zaten. Zaten e, tanıyor. Yani, tanıyor zaten. Evet oraya zaten bu, yani, tanıyor. Türkiye Çünkü Avrupa Birliği'ne bir güzel şumar şey evet, evet. atmaya çalışıyor. Ben İlginç de onu diyecektim. Yani burada Avrupa Birliği'ne hedef almaya ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinde. Ama işin e... ilginci Almanya'nın da itirazı yok buna. Ama Almanya yani Almanya'nın Almanya zaten yani, ağızı, bu Almanya'dan hiç olumsuz sesler çok gelmedi. Ederim. Baldan tatlı ama bu tartışma için zamanımız yok evet. paşam. Abi. Yani ne diyeceğimi unuttum yani de, <laughs> ya şeyi alarak dediniz. Evet yani Avrupa Kıbrısın. Birliğini e, e, tamamen e, karşısına alarak e, Avrupa Birliğine karşı elinde bir koz oluşturmaya çalıştığını ben düşünüyorum. Hı hı. E, bunu elbette nihayet e, sonuçta kabul edebilir mi? Zaten ederse o zaman Türkiye İngiltere işbirliğinin temelleri atılmış olur yani böyle bir sürece girerse e, bu konuda tabii Amerika Birleşik Devletlerinin dahil olurunu almasını gerekir. Amerika her ne kadar bu 5 artı 1 toplantısında yer alamadı ama bunun tabii etkileri Yunanistan veya Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinde mutlaka olacaktır. Bu süreçten tabii herhangi bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Yine uzun vadeli toplantılar yapılmaya devam edecektir. Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Bir cümle. Evet. Bu espri konusu üzerinde güneş batmayan ülke imparatorluk evet. Britanya esprisi şöyle yapılıyor. E, tanrı e, hiç olmazsa gece karanlığında iş çevirmesini engelleyeyim, yani evet, bir terbiye yani. güneşi Böyle evet. bir şey de var. Güzel bir yani. evet. evet Teşekkür ederim Harun Bey, Süleyman evet. Hocam, Başam evet. Ağzınıza evet. sağlık. Eksik olmayınız. Size en çok size teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kaçta tekrarımız? Hemen söyleyelim. Onu da bir sabite bağlasak mı? Tamam. Ee, sosyal medyadan gelen çok sayıda yorumunuz var. 01'de tamam. Tamam. 01'de efendim. Yarın mümkün olan en erken saatte YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Ve tabii en önemlisi bizim için gelen yorumlarınız, katkılarınız, sorularınız. Herhalde büyük kısmını yanıtlamış olduk. Ee, iyi i̇yi geceler diliyoruz efendim.